Cep telefonları için mucize batarya Deji. Az önce konuştuğumu sunar. Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız sevgili seyirciler. Yeni yayın döneminin ilk programında büyük bir konuğumuz var. Aslına bakarsanız bizim her sene artık gelenekselleşti bu. Geleneksel Sergen Yalçın'la az önce konuştuğum günlerinin bu ilgili düzenliyor olacağız en azından 2022 için. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sen nasılsın? İyiyiz vallahi sizi gördük çok daha iyi olduk. Yani bir senedir yayına çıkmıyorum. Ee, beni bir 15-20 dakika idare etsinler alışma <laughs> süreci için çünkü bir ara var ondan sonra ama artık bu şey oldu yani biz sizinle her sene bir program yapıyoruz Evet ve zaten siz başka bir yerde çıkmıyorsunuz yok ya ben son 3 senedir herhalde çıktım mı hiçbir o bir şey, TRT'ye çıkmıştım yani çok çıkmıyorum tabi senin programından ayrıldıktan sonra zaten hiçbir yere çıkmadım ve konuşmadım ilk defa senin programına çıkıyorum Şimdi. Işte. E... İlk onu sorarak başlayacağım ama seyircilerimizden çok özür diliyorum. Duyurduğumuz saatten çok daha geç başladık. Çok daha değil de işte bir 20-25 dakika geç başladık. O yüzden özür diliyorum. Hem seyircilerimizden hem de hocamızdan bu gecikmeden dolayı. Fakat gördüğünüz gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması, bir toplantıda konuşması vardı. O yüzden bunu girmek zorunda kaldık. Ayrılışınızda Beşiktaş taraftarı çok büyük bir gerçekten size karşı özlemini, size karşı duygularını çok net ve çok büyük bir e, ee, dalgayla size iletti. Fakat siz hiçbir mesaj yayınlamadınız. Evet. Niye böyle bir şey yaptınız? Ee, şimdi şuradan başlayalım. O kadar çok konuşacak konu var ki karıştırmak istemiyorum böyle kademe kademe gidelim istiyorum. Öncelikle son hafta 10 günlük süre içerisinde ee, sosyal medyada ve sitelerde ağzından yazılan açıklamaların tamamı yalandır lütfen itibar etmesin kimse. Ben de yazdım bir dakika. E zaten hayır, sen sen cevap <laughs> olarak yazdın ama sen bana sordun. Ben genelde senin Twitter'ından açıklama yapıyorum zaten. <laughs> Benim ya, Twitter'ım öyle gibi oluyor. Ya. Yani. <laughs> <laughs> Hayır onları söyleyelim ki şimdi bu sosyal medyada çok yalan yanlış şeyler yazılıyor. Lütfen ağzından duymadığınız sürece yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz. Tamam mı yalandır? Aslında benim Twitter hesabında buradaki programın adı da sizle bunu konuşmuştuk bir yayında. Az önce konuştuğumun da aslında benim Twitter'da yapmaya çalıştığım şey de bu. Birçok haberle ilgili haberin birinci kaynağına ulaşıp doğruyu yazıp okuyuculara aktarabilmek sadece sizin için değil ben bunu birçok habere kaynağı için yapıyorum sizinle ilgili de belki seyircilerimiz bilmiyor olabilir bir haber düştü habere göre tam Beşiktaş'ın Şenol Güneş'le anlaştığı günün ertesinde siz bir yerde şöyle bizzat sizin ağzınızdan. Evet benim yani. ağzımdan. Yani hani ikinci bir kaynak değil. Sergen Yalçın iki nokta üst üste. Diyor ki Sergen Yalçın benimle de görüştü, görüşüyordu yönetim. İşte bana yamuk yaptılar gibi bir şey söylüyorsunuz. Tam evet. ne olduğunu hatırlamıyorum. Ben de sizi aradım. Dedim ki hocam böyle bir şey söylediniz mi nedir? Sonrasını buyurun siz anlatın. Şöyle şimdi en büyük zaten problem. Ya insanın her şeyini alabilirsiniz ama yani itibarını alamazsınız yani. Almaya da cüret etmeyin zaten. Çünkü çok sert karşılık görürsünüz. Onu ben en baştan söyleyeyim. Çünkü benim vereceğim cevaplar ve konuşmalar o yazılanlar gibi olmaz. Ben direkt net ve isimle vererek kendisine konuşurum bir cevap verecekse merkezin ki her zaman böyle yapmışımdır. Yani bir insanın suratına söylemeyeceğim bir şeyi arkasından asla söylemem. Karakter yapım budur. Onu söyleyeyim. Yapılan haberlerin tamamı yalandır. Benimle hiçbir alakası yoktur. Hiçbir görüşme olmamıştır. Hiçbir anlaşma olmamıştır. Onu net söyleyebilirim. Asla orada zaten yeni bir hoca gelmiştir başarılı bir hoca gelmiştir. Yani Beşiktaş camiasına 100 yıl boyunca bir sürü hocalar, bir sürü insanlar gelip geçmiştir. O yüzden benim ismimin bu tür şeylerin içinde olmasını istemiyorum. Yani hoşuma da gitmiyor. Çünkü burası çünkü büyük bir camia. Taraftar kitlesi çok büyük. Benim yıllarca oynadığım, sembol olduğum, büyük başarılara imza attığım, 100. yılda golü attığım bir camia. Daha ötesi var mı yani? O kadar efsane olduğumuz bir camia. O yüzden bu tür asparagas haberleri lütfen hiç kimse itibar etmesin. Ağzımdan duymadığınız sürece lütfen sosyal medyada yazılan şeylere inanmayın. Ama bu işte biraz enteresan. Bu ağzınızdan gibi yayıldı. Yani orada bizim kendimizi koruyabileceğimiz bir ortam yok. Herkes istediğini yazıyor istediği gibi. Ben çok o mecrada yokum zaten. Biliyorsun ya yani benim oralarda çok ilgim yok. Bakmıyorum da çok ama doğal olarak işte bize de söylüyorlar böyle böyle. Hiç alakamız olmayan şeyler sürekli ağzımızdan haberler sürekli En büyük sıkıntı bu yazılan haberlerin. Yani yazdırılıyor mu diye düşünüyorum. Çünkü itibar zedelemek zaten görevi bıraktıktan sonraki en büyük üzüntüm bu. İtibar zedeleme yapmayın. Görevdeyken de biraz yapılıyordu size ya. Ama yapmayın yani gerek yok. Bunlara... Siz bunun farkında mısınız mesela? Ya Tabii Görevdeyken ki. de bu size yapılıyordu. Birileri yaptırıyordu diyelim. Ya da kim yaptırıyorsa yaptırıyor. Oraları dedikodu oralara girmek benim gazeteci olarak işim değil ama sonrasında da yapıldı bu. Bu süreçte de devam etti. Ben de diyorum ki yapmayın. Gerek yok. Ben zaten bir açıklama yapmadım. Neden açıklama yapmadım? Onla başlayayım istiyorsan. Şimdi benim yapacağım açıklama camianın önüne geçmek olur. Gerek yok. Yani biz teknik direktör olarak arkadaşlarımı da bunun içine alalım. Bütün teknik direktör arkadaşlarımı alalım içine. Bizim işimizde başarı ve başarısızlık zaten kardeş cümleler bunlar. Yani var mı dünyada bir teknik direktör her çalıştığı yerde başarılı olan? Her çalıştığı yerde sürekli şampiyonluk yaşayan birisi var mı? Yok. Ama biz ülke insanı olarak çok duygusalız. Çok duygusal insanlarız biz. Bunlardan çok etkileniyoruz ve başarıyı da çok fazla büyütüyoruz. Başarısızlığı da çok fazla biz çok abartıyoruz her şeyi. Yani ben bunu çok anlatmaya çalıştım. Şampiyonlar Ligi kuralları çekildiğinde Rakip grubumuzun çok zor olduğunu, grubumuzdaki takımların, Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi olduğunu, her sene oynadığını, Dortmund'un, Ayaks'ın, bunların her sene yarı final, final oynadığını, yıllarca buranın içinde sürekli olduğunu ve çok zor bir kura çektiğimizi anlatmaya çalıştım. Ama bizdeki e, şey, şu görüntü, biz bu gruptan çıkarız. Kolay grup. Yani şimdi bu mantaliteyle gittiğin zaman başarısızlığın sonuçları çok ağır oluyor. Öyle mi? Yani şimdi sen birine dersen ki biz bu gruptan rahat çıkarız onları inandırırsan e, o gruptan çıkamadığın zaman bunun başarısızlık sana getirisi çok fazla olur. Ben bunu en başında zaten anlattım. Grubun çok zor olduğunu, takımların bu oranın gediklisi olduğunu, çok üst düzey takımlar olduğunu anlatmaya çalıştım ama ya anlatamadım herhalde. Herhalde anlatamadım. Bunu destekleyici bir örnek verirsem yanlış anlamasınlar. Hani kimseyi eleştirmek için söylemiyorum bunu ama işte bu sene Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar işte Trabzonspor Kopenhag'la oynadı, Fenerbahçe Dinamo Kiev'le oynadı. İkisi de geçemedi turları. Yani ki bizim oynadığımız takımlar bunların on level üstünde en az. Tabii Dortmund, Haaland vardı o ya, Dortmund'da yani, falan. On mezara. level üstü bu takımların yani. O yüzden kolay değil. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde bizim ülkemizden bir takımın çıkıp böyle önemli yerlere falan çıkması şu aşamada çok zor. Neden? Zor yani oyun orada çok başka bir oyun oynanıyor. Orada başka oyuncular oynuyorlar. O yüzden biraz zor. Oyun çok hızlı oynanıyor. E peki ne yapacağız? Biz böyle kendi kaderimizde, kendi küçük ligimizde... Ya şu anki görüntü o. <laughs> Hemen cevap vereyim sormadan. Şu anki görüntü o. Dortmund maçından sonra 13 tane sakat verdik hocam. Evet. Orada da mesela o da çok tartışıldı. Evet. Nasıl oldu bu? Yani kondisyoner mi kötüydü? Yanlış bir antrenman mı? Ne oldu mesela? 13 sakat birden yani çok zor... Ş şöyle anlatayım. Hafta sonu ilk maçı oynuyoruz. İçeride Galiba Malatya Spor'la mı oynadık bilmiyorum işte 3-0 kazandık çok rahat bir maçtı böyle kimse yani çok rahat oynadığımız bir maçtı. İşte O maçın temposuna ve topun oyunda kaldığı süreye bakıyorsun. 3 gün sonra Dortmund maçına çıkıyorsun. O maçın temposuna ve topun oyunda kaldığı süreye bakıyorsun birbiriyle alakası yok. Aynen 20 dakika fazla Şampiyonlar Ligi. Ve enteresandır öyle hakemler var ki düdük çalmıyorlar maçta. Hiç düdük çalmıyor adam. 5'te 6 düdükle maçı bitiriyor. Devam diyor yani. Fuar oluyor. Top sende devam diyor. Hiçbir düdük çalmıyor ve bu oyunun temposunu yukarı çıkartıyor. Oyunu çok gidiş gelişli oynatmaya başlıyor oyun bu sefer hakem düdük çalmayınca ve takım o tempoya alışık olmadığı için o maçtan sonra olmasa bile 3 gün sonraki maçta patlakları ortaya çıkıyor. Yani bunun kondisyonla, antrenmanla falan bir ilgisi yok. Bu eleştiri size yapıldı ama Şampiyonlar Ligi'nde siz daha öncesinde hatta bizim programda da e, konuşurken dediniz ki oranın çok başka bir dünyası var. Eee evet, yani. tempoyu yakalamak zorundayız yoksa evet. işimiz zor. Evet. Denildi ki Sergen Yalçın takıma o tempoyu yakalayabilmek için bir kondisyon yüklemesi yaptı. O kondisyon yüklemesinin sonucu olarak da 13 sakat. <laughs> Hocam kim söylüyor bunları? E, siz bunlara okumuşsunuzdur o ama zaman yazı güzel. Ben... İşte demin onu anlatmaya çalıştım. Ya bunları kim anlatıyor? Mesela bunları nereden biliyorlar da bunları anlatıyorlar? Ben antrenmana daha kimsenin geldiğini görmedim yani bir basın mensubu, yorumcu veya dış antrenmana kimsenin geldiğini görmedim. Antrenmanlarımızı kimsenin seyrettiğini de görmedim. Haftada bir veya iki gün 15 dakika açıyoruz antrenmanları basına. Orada da zaten ısınma bölümü oluyor. Kimsenin bir şey görme ihtimali yok. Bu fikre nereden kapılıyorlar mesela? Oraları en enteresan benim için. Şampiyonlar Ligi'ndeki benim en büyük hatam şuydu. Onu da söyleyeyim istersen. Takımıma güvendiğim için, Bak takımıma güvendiğim için takımı koro koro oynattım. Oynayacağız dedim yani biz. Dortmund'da da oynayacağız, Ajax'ta da oynayacağız dedim. En büyük hatam buydu. Ben de başka bir oyun oynatabilirdim. Nasıl mesela? Ee, Liverpool Real Madrid finalini seyrettin mi? Tabii. Nasıldı maç? Mesela Real Madrid nasıl oynadı oyunun tamamında? Ne oynadı? Seyrettiysen bilirsin. Ne oynadı Real Madrid Hayır mesela? yani ben sizin... E Söylediğiniz şey anlamadım. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bir iddiamız varmış gibi değil de daha dengeli bir oyun oynayıp bizim esas iddiamız ya yani buradaki durumu kabul edip Türkiye ligine dönecek hayır, bir hayır, bundan hayır. bundan mı bahsediyorsunuz? Hayır, oyunsal oyunsal e, taktikten bahsediyorum hmm. biraz. Şimdi ben takımıma güvendiğim için takımı oynattım. Önde bastım. Dortmund 37. dakikada ilk yaptığı atakta bize gol attı. Evet. İlk hataydı o. Ben önde bastım. Nasıl oynuyorsam kendi sahamda öyle oynayacağım dedim herkese. O ben onu ondan sonra düşündüğümde kendi eleştirimizi yaptığımızda onu bir hata olarak gördüm. Neden hata olarak gördüm? Bizim işteki en kolay şey şudur. <laughs> Bekletirim takımı. Bekletirim. 40 metrenin içine alırım bütün oyuncuları. Orada bekletirim. Kontrol oynarım. Bu en kolay işti. Biz yıllarca bunu oynadık zaten. Anadolu'da çalışırken bu sistem çok e, Anadolu takımlarıyla büyük takımlar oynarken görürsün zaten. Bekler ve kontrol oynarken. Bu çok zor bir sistem değil. O yüzden dedim sana Real Madrid Liverpool finali finalini Hı. seyrettim. Real Madrid ne oynadı? Birinci bölge savunma oynadı hocam. 90 dakika. 3 tane toplam. 3 hata var mı? Ama ne oldu? Aldı. Kupayı aldı. Ne yaptı? Rakibin zaafından faydalanıp gol attı ve kupayı kazandı. Liverpool bütün maç boyunca tek kale oynadı. Bütün oyunu orada oynadı ama bu taraf kontradan bir golle maçı kazanmasını bildi. Bu da bir taktiktir. Bu da bir teknik direktörlük başarısıdır yani, bu arada. Yani bu da bir taktik anlayış. Öyle uygun görmüş, öyle oynatmış. Onu yargılayamazsın. Biz yargılamayı o kadar çok seviyoruz ki. Ya adam her şeyi yargılıyoruz yani. İş ahlakımızı yargılıyoruz, iş disiplinimizi yargılıyoruz. Hoca sabah kaçta tesise geliyor, kaçta çıkıyor onları yargılıyoruz. Biz artık işin boyutunu aşmışız. Biz futbol olarak ortaya bir şey koymuyoruz ama maalesef konuşmada ve yargılamada bir numarayız yani. Her şeyi çok iyi biliyoruz. Her taraf teknik direktör dolu, her taraf işi çok bilenlerle dolu. Her şeyi çok iyi biliyorlar ama sorduğun zaman işler kötü gittiği zaman ortada kimse yok. İşler iyi gittiği zaman herkes piyasada, kameralarda. Ama... Peki şunu yapmadınız? Mesela Şampiyonlar Ligi bir yolculuk, bir maçtan ibaret değil. E ee, 3 tane rakiple oynuyorsunuz ve evde ve deplasmanda oynuyorsunuz. Evet. Dortmund maçında bunu gördünüz. Evet. E ee, bu burası bu kadar deyip o biraz önce bahsettiğiniz Real Madrid Liverpool maçında verdiğiniz evet. örnek oyun biçimine niye dönmediniz Döndük. Bütün. İkinci Hı. maç döndük hocam. 15 tane sakat var zaten. 6 ha. tane 18'i çok zorla de oynadık yani. Şimdi eleştirirken mesela oyunu eleştir benim teknik direktörlüğümü de eleştirebilirsin. Ben zaten çok büyük hocayım demiyorum ki. Tabii ki eleştirebilirsin. Oyunsal anlamda beni eleştirebilirsin. Ama antrenmanı eleştiremezsin. Neden eleştiremezsin? Görmüyorsun. Ben neyi gördün sen eleştireceksin? Eleştiremezsin. Oyunu eleştirebilirsin. Hamlelerimi eleştirebilirsin. Çıkan kadroyu eleştirebilirsin. Oyunsal anlamda hiçbir şey vermiyor. Takım hiçbir şey oynamıyor diyebilirsin. Bunlar çok normal bizim işte. Ama antrenmanı eleştiremezsin. Görmüyorsun çünkü. İş disiplinini eleştiremezsin. İş ahlakını eleştire, eleştiremezsin. Görmüyorsun çünkü. Bilmediğin konularda konuşuyorsun. Hiçbir fikrin yok. Duyum aldım deyip de televizyonda konuşamazsın. iş ahlakıyla, iş disipliniyle ilgili. Duyum e, aldım da olmaz. Lisbon muydu? Yanılıyor muyum? Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta rakibin en büyük özelliği... E, ...hava toplarında, ya yani duran toplarda, kornelerden... gol... evet. Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru, doğru Siz doğru. Ne evet. Düzeltin. E, ya de, denildi ki o dönem... ya ...bu adamların en çok gol attığı şey bu, şablon bu, evet. duran toptan gol atıyorlar. Evet. E Beşiktaş da oradan iki tane, üç tane gol yedi. Evet. Buna hiç hazırlatmamış Sergen Yalçı dediler. Ne diyorsunuz? Peki Messi ile Ronaldo'nun attığı golleri biliyor musun? Onlara da önlem alabilirse onlar da hep aynı golleri atıyorlar. Niye onlara önlem almıyorlar Avrupa'da mesela? Alamıyorlar. Ama bu aynı şey mi? Yani aynı oyuncu, şimdi oyuncunun adı aklıma Duran topta. size şöyle bir şey anlatayım. Şimdi biz adamların yaptığı organizasyonları biliyoruz zaten. Hmm. Analiz ettik, takıma izlettik. Her türlü hazırlığımızı yaptık biz maçtan önce. Şimdi adam yan topu kesiyor. Birisi çıkıp kafayı vurur. Hocam bunu önlem alamazsın. Çok nettir bu. Önlem almak değil. Hocam biz yıllarca gol attık. Niye bize önlem almalılar? Hocam senin niye almadılar? önlem almak mümkün değil. Hayır. Frikik atıyoruz değil mi? Topu nereye atacağımız belli. Kaleci de biliyor. Seyreden de biliyor değil mi? E, niye önlem almıyor hocam? Kaleci gidip orada dursun o zaman. Öyle önlem alması kolay. Hep diyoruz ya. Niye önlem almadık? İşte ondan sonra e, analiz yapmadınız mı? He analiz yapmadık biz. Biz şeyde tesiste bütün gün çay içiyoruz, kahve içiyoruz. Gelen giden misafirlerimiz oluyor işte. Onlarla sohbet ediyoruz. Yemek yiyoruz. Yürüyüş yapıyoruz orada. Orası bizim Ama bu ne demek biliyorsunuz değil mi? Pandemi de size bir telefon bir yayına telefonla bağlandınız siz. evet. Size takımla ilgili bir soru soruldu oyuncularla evet. ilgili. Siz de dediniz ki telefonla bağlanırken evet. bilmiyorum ki benim de haberim yok dediniz. Ya bu böyle çok sempatik duruyor. Biz sizi tanıdığımız Biraz da bir, ama ama bir yandan da şunu sordurtuyor. Ya evet de oyuncularından bile haberi yok bu teknik direktörün dedirtiyor yani. Belki de öyledir? Nasıl? Bilemezsin yani. Şimdi bazen bizim işte eğlence boyutu da var. Yani bazen makara yapıyoruz, eğleniyoruz yani. Televizyonda o gün çok eğlenceli evrenler vardı biliyorum. Ben de onlara bağlandım. Hmm. Çok güzel bir espri yaptım. Çok güldük hatta olaydan sonra. Ciddi almak istersen alırsın. O seni bağlayan bir durum. Ya biz almıyoruz. Sen alıyorsan alabilirsin yani. O bölüm seni ilgilendiriyor. Beni çok ilgilendirmiyor. Biz. İşimizi yapıyoruz. Hatta bugün programda ben sana şunu söyleyecektim. Programa bir tane hashtag açın. Emek diye. Bizim programın hashtag'i emek olsun. Emek vermek. Bugün e, biraz şeyi anlatacağım. Ekibimle ilgili bilgi vereceğim biz. Ekibimle ilgili. Pandemi döneminde neler yaptığımızla ilgili. Ekibin nasıl çalıştığıyla ilgili. Ben kusura bakma da Antrenmana drone getirip antrenmanı çekip e, basına servis etmiyorum. Sahanın ortasına televizyon koymuyorum, dekor yapmıyorum. Onu basına televizyona servis etmiyoruz. Bizim öyle bir çalışma sistemimiz yok. Biz işin dekor kısmında değiliz, iş tarafındayız. Biz iş yapıyoruz, çalışıyoruz biz yani. Bizim bir işimiz var ve bunu da dışarıdaki insanlara göstermek zorunda değiliz. Biz çünkü önemli bir görevdeyiz ve özel bir iş yapıyoruz. Ve işimize bağlı olmamız gerekiyor bizim. Biz bunu dışarıya anlatmak zorunda değiliz. Öyle değil mi? Çok bunlar önemli şeyler mi? Bunlar algıdır. Algıyı yaparsın. Sana ne kadar katkısı olur bilemem. Ben yapmıyorum. Benim hoşuma gitmiyor algı yapmak. Benim reklam yapmak çok hoşuma gitmiyor. İş yapmak daha çok hoşuma gidiyor. Demin şeyde kalmıştık. Hani neden açıklama yapmadın hmm. diye. Benim işim bahane üretmek değil. Ben teknik direktörüm. Ben çözüm üretirim. Ben çıkıp da televizyona ya öyle oldu, böyle oldu. Biz bu yüzden başarısız olduk. Vay bana bunu yaptılar. Ah o öyle yaptı. Bak bu arkamdan iş... Hiç hocam bunlara kimseye bir faydası olmaz. Bunlar bizim işte geçerli olan şeyler değil. Ben teknik direktörlük yapıyorum. Çözüm üreteceğim ben. Ben başarı yakalamak zorundayım. Bahane üretemem. Maçtan sonra benim 7 tane oyuncum yoktu diye ben çıkıp televizyona anlatamam. Doğru mu? Yani 7 tane oyuncun yoksa öbür kalanlarla oynarsın. Büyük takım hocasısın. O yüzden ben bahane üretmeyi çok seven bir insan değilim ama tabii şu boyutu var işin. En önemli boyutu taraftar boyutu. En önemli boyutu taraftar şahısların hiçbir önemi yok. Önemli olan camiadır, taraftardır. Ve camianın gerçek sahibi de taraftardır zaten. Yani, bağ, yani bağımlı olduğumuz taraf orası olmalı. Yani konunun ana şartları taraftar bölümüdür. Çünkü Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen olur, Ahmet olur, Mehmet olur, işte İsmail olur, o olur. Hep birileri gelir geçer oradan. Çok önemli değil yani o. Önemli olan kaldığın süreçte ne yaptın? Sen geldin ne yaptın? Sen neleri başardın? Sen Beşiktaş'a şampiyon yaptın, kupalar kazandın ilk senende. Bunu nasıl yaptın? Hani hedefin neydi? Nasıl başardın bunu? Şamp Beşiktaş'a şampiyon yapmayı başarı olarak görmüyorum. Açık söyleyeyim. Görmüyorum. Neden? O kadroyla bir de. Kadro hiç önemli değil hocam. Bir büyük takımı şampiyon yapmak çok büyük bir başarı değildir. Zaten %25 ile başlıyorsun sezona. 4 tane büyük takım var, 25 ile başlıyorsun. Doğru mu? E %25 şansın var. Bugün Anadolu takımında çalıştığın zaman öyle bir şansın var mı? Yok. Yok. Kupa alma şansın nedir? Çok zor. Belki Türkiye Kupası işte. Zaman zaman Anadolu takımları Türkiye Kupası'nı kazanıyorlar. Onu alabilirsin. Yani şampiyonlukta herhangi bir şansın yok. yirmi ile başlıyorsun. Önemli olan tarafı şu. Nasıl şampiyon yaptın? Ekonomiyi nasıl kullandın? Kulübü ne kadar korudun? Genç oyuncularla ilgili ne yaptın? Genç oyuncuları nasıl çıkardın? Ben bunlar önemli. Benim başarım bu. Benim başarım ekonomi, para. Onu minimum seviyede kullandım. Benim başarım genç oyuncular genç oyuncular projesini tek başıma ben hazırladım her şeyini. Ben size biraz onları anlatacağım veya biraz ekibimin çalışma sistemini anlatacağım size biraz. Benim ekibim nasıl çalışıyor? Benim ekibim atıyorum Sergen Yalçın ve hocaları sabah 11.30 antrenmanına nasıl hazırlanıyor? Madem Reklam, reklam yapıyoruz ya biraz anlatalım. Nasıl hazırlandığımızı, çalışma sistemimizi, teknolojiyi nasıl kullandığımızı, Avrupa'ya nasıl uyum sağladığımızı, ekibimizin ve hocalarımızın kendini nasıl geliştirdiğini biraz anlatalım. İnsanlar bilsin o zaman. Biz madem anlatmıyoruz sürekli buradan beni vurmaya çalışıyorlar bari anlatalım. Biraz insanlar bilsinler en azından. Daha bir kere bile çalıştığımız süre boyunca bir gazeteci, bir yorumcu şöyle bir şeyle bana gelmedi. Hocam. Sizin ekibinizin biz çalışma sistemini merak ediyoruz. Sizin ekibiniz nasıl çalışıyor? Sizin ekibiniz sabah kalkıp ne yapıyor? Yani antrenman programını nasıl hazırlıyor? Kamp programını nasıl hazırlıyor? Maç programını nasıl hazırlıyor? Atletik performans hocaları nasıl çalışıyor? Analizci hocanız nasıl çalışıyor? Kaleci antrenörünüz nasıl çalışıyor diye bize hiçbir talep gelmedi. Ama konuyla ilgili bakıyorum. Herkes konuşuyor. Sanki bizim ekibin içinde antrenmandalar, her şeyi biliyorlar ve onları anlatıyorlar. Şimdi burası çok acayip. Bunlar bunu hangi maksatla konuşuyorlar? Yoksa bunları birileri mi konuşturuyor? Yani itibar zedeleme mi? Ben çok merak ediyorum mesela bu bölümü. Ayrıldıktan sonra hiç konuşmamama rağmen sosyal medyada ve sitelerde çok enteresan haberler görüyorum. İtibarsızlaştırma haberleri. Mesela? Hoca, hocayı biz göndermedik kendisi gitti. Ya hoca kendisi niye gitsin? Üç tane kupa almış bir sene önce. Niye gitsin hoca? Doğru mu? Hoca bırakır mı? Kendini güçlü görse bırakır mı hoca? Gider mi? Ne yaptım? Kon kazminat almadım. Beş senelik bana dediler ki on sene kontrat yap hocam. Alex Ferguson gibi bu kulüpten gitme. On sene kal. Ben dedim ki ya siz Türkiye'de bu işlerin nasıl yürüdüğünü bilmiyorsunuz. Üç ay sonra görüşürüz neler olduğunu. İşler biraz kötü gitti mi? Görürsünüz neler olacağını. O yüzden hiç gerek yok. Bir sene kontrat yapalım. Tazminat hiçbir şey yazmayalım. Kulübü bağlamayalım. Beni 3 sene bağlarsan ben de seni 3 sene 4 sene bağlarım. Tazminat yazarım. Gerek yok. Ben ne futbolcu olarak ne antrenör olarak çalıştığım hiçbir kulüpte tazminat almadım hocam. Benim yapıma uygun değil. Yani çok ciddi bir saygısızlık olmadığı sürece almam. Gerek yok. Niye? Çalıştığımız kadar çalışırız. Çalışamadığımız yerde teşekkür ederiz bırakırız. Ama taraftar boyutunda şu var. Şimdi ayrıldıktan sonra tabii itibarsızlaştırma derken bu konuya biraz gireceğim. Şimdi taraftarla beni karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Ya taraftar bana gel demiş gelmişim. İmza atmayacağım çalışmayacağım demişim. Taraftar benim kapımın önüne gelmiş. 5000 bin kişi gelmiş evimin önüne. Bana demişler ki imza at hocam. Ben imza atmışım taraftar istiyor diye. Şimdi sen o taraftarla beni karşı karşıya getirebilir misiniz siz yani? Taraftar maça geliyor akşam gidiyor çocuğuna evde bak diyor bizim hoca böyle futbolcu diyor onlara gösteriyor anlatıyor. Ya bu olacak iş mi yani bu? Siz kimden bahsediyorsunuz bu arada? Ya yani size bunu yapan kim, kim varsa mesela? Işte. Ya hocam ne bileyim kim olduğunu ben bilemem ki. Hayır Şu an yönetimden kulüp başkanından mı bahsediyorsunuz? Hayır canım yani ha. gene bunu birileri yapıyor. Ya işte sosyal medyadan yaptırıyorlar ya işte basından bilmiyorum nereden olduğunu ama bunları özellikle ayrıldıktan sonra bunları tepkileri aldığım için itibarsızlaştırma operasyonunu gördüğüm için söylüyorum. Gerek yok ya. Biz geldik. Ben diyorum ki biz güzel şeyleri konuşalım kötü şeyleri konuşalım. Ay kötü şeyleri diyorum. Güzel şeyleri konuşalım. Göztepe maçındaki verilen 5 dakikalık uzatmayı konuşalım hocam. Orada yaşadıklarımızı konuşalım. O mutluluğu konuşalım. Öyle mi? Belki de hayatımızın en mutlu anını yaşadık biz orada. Onu anlatamıyoruz ya. Onu konuşamıyoruz mesela. Başarısız olmuşuz. İşte yok işler kötü gitmiş. Ya işler her zaman kötü gider. Her, her sene aynı takım mı şampiyon oluyor? Her sene aynı takım mı kupalar alıyor? Yok. Hep değişiyor. Hep birileri şampiyon olacak. Hep birileri kupaları alacak. Ben diyorum ki güzel şeyleri konuşalım ya. Geldik bir sürü şey yaptık. Kupalar kazandık. Pandemi döneminde gecemiz gündüzümüz mahvolduk çalışmaktan ya. Pandemi döneminde bireysel antrenmanlar, özel antrenmanlar nefes alacak vaktimiz yok. 24 saat tesisteyiz. Çünkü biri korona oluyor ayrı, ona ayrı program. Öbürü yok. Bunlar 4 kişi grup çalışsınlar. Yok öbürü bunlar 6 kişi çalışsınlar. Yani 2,5 sene boyunca nefes alamadık ya. Ne, ne bir tatil ne bir şey. Hiçbir vaktimiz olmadı. Durmadan çalıştık. E şimdi biz e ben neye üzülüyorum? Yani bunun karşılığında bunları gördüğüm zaman üzülüyorum. Ya biz emek verdik. Biz mücadele ettik. Biz kimseye kötü bir şey yapmadık ki. Niye biz bunları bunun karşılığında görmek zorundayız yani? Ya hocaya teşekkür edersin. Hoca ayrıldı tek kelime etmedi. Camianın önüne geçmemek için. Ne bileyim kimseye de kötü olmamak için. Tek kelime bile açıklama yapmadı hoca. Tek kelime bile konuşmadım. Ya bir hocadan ne yapabilir yani? Çıkıp kimseyi suçlamadım ona bir şeyler anlatmadım. Öbürü yok bana şöyle yaptılar. Yok böyle oldu. Kendimi kurtarmak için bir açıklama da yapma. Gerek yok hocam. Benim kendimi kurtaracağım bir şey yok zaten ortada. Ben teknik direktörüm. Benim işim bu. Bugün başarılı olurum. Yarın olamam. Ya bu Guardiola için de geçerli. Jürgen Kulav için de geçerli. Onlar da zaman zaman başarılı. Her sene şampiyon mu oluyorlar? Olmuyorlar. Çok doğaldır bu işte bu. Ama benim en çok üzüldüğüm konu taraftara beni kötü gösterme çabası ve itibarsızlaştırma. Benim en çok zoruma giden bunlar. Ben bunlara çok üzüldüm. Bir de ya işler kötü gittiği zaman, takım maç kaybettiği zaman ya bizden başka kimse üzülür mü? Üzülebilir mi yani? Daha fazla üzülebilir misin? Sen istediğin kadar taraftar ol, üzül. Ya ben işin içinde olan adamım. Biz geceleri sabahlara kadar uyumuyoruz maç kaybettiğimiz. En çok zaman. üzüldüğünüz maç hangisiydi? Vallahi en çok üzüldüğüm maç Valla e, Vallahi herhalde Giresun maçıydı. 4-0 kaybettik hmm. içeride. Mert sakatlandığı maç. O maçtan sonra çok o maçtan sonra çok üzüldüm. Zaten konsantrasyonumuzu kaybettik. Konsantrasyonumuzu kaybettik. Siz, e, sizin başarı hikayenizi biraz anlatsanız bize. Yani şampiyonluk hikayenizi. Çünkü o hikayede sadece kupa kaldırmak yok. Şimdi bugün Rıdvan, e, Emirhan bu kardeşlerimiz yurt dışında top oynuyorlarsa o dönemde Beşiktaş'ta şans buldukları sahaya çıkabildikleri için var. Sana... Benim birkaç tane denk geldiğim sizin onlarla diyaloglarınız var. Hatırlıyor Şimdi... musunuz bilmiyorum. Sizin odada bir gün Ersin'le Rıdvan Bunların bir eve çıkma konusu vardı ya hatırlıyor evet, evet. bilmiyorum. Yani bunları bizzat ben görüyorum ama yani ben görüp yazmam sadece benim görüp yazmamdan ibaret değil. Sizi de yakalamışken bunları ya zaten asla anlatır istiyorum. Hayır benim kızdığım konu şu. Kimsenin bir şey bilmeden yazması konuşması zaten. Bak sen oradaydın o gün. Bütün konuşmalara şahit oldun mesela değil mi? Kim vardı? Ersin Eridman mı vardı? Evet. Sen bütün konuşmalara şahit Kesin. oldun oyuncularla. E, bir, bunu bilmeden yazıyorlar. Yani yazıyorlar mı? Yazdırılıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Onu artık bilemiyorum ben. Ama ben diyorum gerek yok. Biz camiayı kötülemek için bir açıklama yapmıyoruz ki zaten. Öyle değil mi? Ne, Tabii hiçbir de. zaman yapmadım yani. Ki yapmam zaten benim karakterime uygun değil. Yapmam ben bu tür Ama ya şunu ya beni de bırakın yani. Bırakın abi ben çalışmışım etmişim daha. Bırakın yani benim üstüme oynamanın bir anlamı yok. Fazlaca. Ben de oynarım o zaman yani. Ki ben oynarsam o zaman başka oynarım ben yani. Ben konuşurum yani. E nasıl buldunuz oynatmaya başladınız? Şimdi Emirhan'dan önce sana istersen altyapı projesini nasıl başlattığımı anlatayım. Yani bu projeyi nasıl başlattığımı. Şimdi herkes iyi dinlesin nasıl başlattığımı. Bizzat bu işin e, kurucusu benim çünkü. Şimdi biz baş e, şampiyon olduğumuz senenin başında başkanla yaptığımız toplantıda başkan dedi ki: "Hocam dedi biz genç oyunculara öncelik vermek zorundayız." Artık maddi külfetten dolayı kulübün içindeki zor e, gerçekten zor durumda olduğundan dolayı genç oyunculara yatırım yapmak zorundayız. Ben dedim ki yapalım. Benim için bir sorun yok. Ben yaparım. Hani nasıl yaparız, nasıl ederiz derken işte biz e, Mehmet Hoca da biliyorsun Beşiktaş'ın sembol isimlerindendir Mehmet Ekşi. Biz Mehmet Hoca'yı aldık. Altyapının başına koyduk önce. Dedim Mehmet Hoca'yı altyapının başına koyalım. A2 takımı tamamen bana bağlı. Ben Mehmet Hoca'ya. Onların başına işte ben Önder, Önder Hoca'yla Serdar'ı koydum ikisini başına. Araya da e, Ozan Hoca'yla Gürsu Hoca'yı koydum bağlantı noktalarına. Benim atletik performans hocamla onların atletik performans hocalarını oturttum. Yani sorun şu, şimdi aşağıdan gelen oyuncular fizik olarak çok yetersiz. Onların bize fizik olarak yeterli şekilde gelmesi gerekiyor ki... Biz geldikleri zaman bir de onları iki sene antrenman yaptırmak zorunda kalmayalım. Çünkü Rıdvan'da falan böyle oldu. Aşağıdan güçlü gelmeleri gerekiyor ki uyum sağlasınlar. Nasıl bir proje ortaya koyarız, ne yaparız? İşte bu Ajax maçında falan oynattığımız oyuncular var. Biliyorsun Berkaylar falan filan. Bunların hepsi IQ oyuncuları. 5-6 tane oyuncuya, tahminim 6-7 tane oyuncuya biz e, oturduk. Bunlara senelik program yazdık. Biz bu yetenekli oyuncuları işte milli takım aralarında A takımı alacağız. Burada antrenman yaptıracağız. Hazırlık maçlarında oynatacağız. Ve bu oyunculara haftada 3 gün fitness programları uygulayacağız. Bir sene boyunca. Ki önümüzdeki sezon sonunda bunları yukarı aldığımız zaman bunlar en azından belli bir seviyede bize gelsinler. Çünkü benim planım projem oydu. Çünkü o sezonun sonunda Kontratlar bitiyordu. Vida'nın, işte Adem'in hepsinin kontratları bitiyor. Yani yüksek kulübü zora sokan kontratların hepsi bittiği için ben genç jenerasyonu yukarı hazırlamayı planlıyordum kendi kafamda. Bunların yanına 4-5 tane de dışarıdan oyuncu alırsak hem kulübü çok fazla maddi külfete sokmayacağız hem de genç oyuncularla yolumuza devam edeceğiz. Planı vardı kafamda. Neyse bir gün 11'de 11.30'da antrenmanımız var. Antrenmana çıktık. Takım ısınma bölümünde. Ben de yukarıdan aşağıda daha iki takımı antrenman maçı yapıyor. Ben de onların antrenman maçını seyrediyorum. Seyrederken aşağıda bir iki hata gördüm izlerken. Ben bizim antrenmanı bıraktım. A2 antrenmanına gittim aşağıya. İşte hocalar da oradayken. Onlara dedim hani bazı şeyleri neden dedim siz. Hani böyle böyle bir şeyleri yapmıyorsunuz falan diye konuşurken. Bir on dakika falan maçı seyrettim. Maçı seyrederken gözüme Emirhan takıldı. Hmm. Dedim ki ya bu çocuk niye yukarı gelmiyor? Kim bu çocuk? İşte Emirhan İlkan dediler. Baktım böyle güçlü kısa boylu ama çabuk böyle topaç gibi bir çocuk yani güçlü yani böyle hani şey değil alttakiler gibi zayıf, yukarı zayıf değil güçlü çocuk baktım seyrettim biraz oyunu hızlı topu iyi kullanıyor sürekli şey temposu iyi dedim siz bunu bir hafta yukarı antrenmana gönderin bize hadi ya bunu bilmiyorum bu hikayeyi ben ya bu çocuğun normalde bizim yaptığımız organizasyonda zaten ismi yok yani 4,5 milyon euroya giden Emirhan o kış 100 bin lira bonservis vermez kimse öyle söyleyeyim kimse tanımıyor yani Neyse ben yukarı aldım bunu şeye. A takım antrenmanını aldım milli maç arasında. Sonra şu bir maçında son yarım saat oynattım. Oyunu attım. Vodafone'da bir hazırlık maçımız vardı şu ile. Onu son yarım saat içeri attım. Orada biraz kendini gösterdi. Yani bir şeyler orada bir sinyaller verdi bize. Tabii ondan sonra bu anlattıklarımızın tabii gerisini görmek bize nasip olmadı. Yani biz o bölümden sonrasında işin yokuz ama tabii bu oyuncularla ilgili bütün projeyi, operasyonu, antrenman programlarını, sistemi, bunların tesisteki yemeklerini, yatmalarını, kalmalarını, nasıl çalışacaklarının bütün projesini yapan bizim ekip. Her şeyi, organizasyonunu yapan. Ondan sonra tabii ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Muhtemelen e, herhalde devam ediyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü önemli bir şey. Başkan da çünkü o zaman genç oyunculara çok değer veriyordu. Gerçekten genç oyuncularla, genç oyuncuları çıkarmamız lazım. Bizim Beşiktaş'ın en büyük özelliği bu. Altyapıdan gelen oyuncularımızın yukarıda oynaması gerek dedi. Ben de doğru söylüyorsunuz dedim. E, bu çok mantıklı. Bence bu yoldan gidebiliriz. Bunu da dediğim taraftara anlatabiliriz. Hatta Başkan Mahallede hocam sen çık kendini anlat dedi taraftara bu projeyi. Ben dedim gerek yok benim anlatmama. Ben altyapı hocası değilim. Hani böyle bir projeyi biz zaten yapıyoruz. Bir şey anlatmamıza gerek yok. Zaten bunu görecek insanlar taraftar biz buna başladığımız zaman diye. Hatta ben bunun reklamını bile çıkıp yapmadım televizyonda. Anlatmadım çıkıp yani. Hatta Mehmet Hoca sen ben basın toplantısı yapalım anlatalım dedi. Ben gerek yok dedim yani. Biz zaten çalışıyoruz. işimiz gücümüz var burada. Ki A takımda o kadar zor şartlarda o kadar sıkıntılı süreçte çalışmama rağmen buraya çok ciddi bir zaman verdim ben çalışma yani bu projeyi kurarken buraya ciddi bir zaman harcadım ben. Bunlar basit işler değil. Ya bunlar bir günde iki günde olacak işler değil. Ve pandemi var. Pandemi döneminde bunları yaptık yani. Hiçbir şeyimiz hiçbir şeyimiz yok. Elimizde bir dona yokken yapıyoruz bunları ya. Bir organizasyon yok, bir şey yok. O zamandan çalışmaya başladık bunları yapmaya. Onu da söylemek lazım. Burada tabii başkan da bu konuda öncülük etti. Onun da çok bu konu payı var yani başkanlar. İyi başkanlarımızda bir sorun yok. Ya zaten benim ben Konya'da da çalıştım. Alanya'dan da çok başarılı olduğum yerlerden yerlerden de ayrıldım. Dostluk başka bir şey, iş başka bir şey. İşti anlamında anlaşamayabiliriz, iş anlamında ayrılabiliriz. Bunlar çok normal. Bu bizim özel hayatımızı etkilememeli bence. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden işle özel hayatı çok ayrı tutmak lazım birbirinden. Ben bunu çok iyi yapan bir insanım ama diğerleri nasıl yaparlar, nasıl şey yaparlar bilmiyorum. Bir de cevap vermek istediğim bir konu var. Çok önemli bir konu bu. Bunu özellikle söyleyeceğim. Yine bazı arkadaşlar televizyonda ve medyada. Sergen Hoca sezon başı kampını iptal etti dediler. Hmm. Kampa takımı götürmedi. Bakın bu haberler. Bunlar işte yapılan haberler bir defa. Bunlar normal haber değil. Neden? Sezon başı İspanya'ya gidiyoruz. 12-13 gün kalacağız İspanya'da. 4 tane hazırlık maçımız var. İspanya'nın lig takımlarıyla oynayacağız. 4 hazırlık maçı. Bu sene takım gitti ya İspanya. Ya. Oraya gidiyoruz geçen sene. Bizi davet ettiler. 4 tane hazırlık maçı var. 12 gün kalacağız. Orası da böyle sıcak bir yer yani böyle. Biz gitmeden önce pandemi patladı. Her yer kıpkırmızı oldu. Bütün programlar iptal oldu. Biz programı iptal etmek zorunda kaldık. Ya bir teknik direktör sezon başı kampanı iptal eder mi? Nerede görülmüş bu? Öyle bir şey olabilir mi sence? Biz programı iptal etmek zorunda kaldık. Ve bunu basına açıkladık neden iptal ettiğimizi. Yani biz iptal etmedik. Hani Galatasaray gitti Yunanistan'a, döndü hatırlıyor musun? O havalimanında işte tesmes bir şeyler oldu aynı dönem. İptal her yer kıpkırmızı oldu. Seyahat şansımız olmayabilirdi, maç oynama şansımız olmayabilirdi. Çok zorlanacaktık ve bunu iptal etmek zorunda kaldık. Kaldı ki biz şampiyon olduğumuz senenin sezon başı kampını da Ümraniye'de yaptık. Şimdi ne alaka? Diye düşünüyor insan. Şimdi niye böyle bir haber? Böyle bir habere ne gerek var? İşte itibarsızlaştırma derken biraz bunları anlatmaya çalıştım aslında. Abu Bakar gerçekten sakat mıydı? Abi. Şampiyon olduğumuz sene? Valla bilmiyorum onu çok. Yani... Nasıl bilmiyorsunuz hocam? Biliyorsunuz. Siz bilmiyorsanız kim biliyor yani? Adam yani Şimdi ben bir şey demeyeyim yani de. Şahsi fikrimi mi soruyorsun? Teknik direktör olarak mı soruyorsun? Şahsi fikrini soruyorum. <laughs> yani çok bence o kadar ağır sakatlığı olduğunu düşünmüyorum. Çok öyle oynayamayacak bir sakatlık olduğunu düşün. Tabii ama, ki var. 2-3 maçlık bir sakatlık olabilir ama 10-12 maçlık bir sakatlık çok fazla. Büyük bir eksikti değil mi o dönem içinde? yani Şampiyonluğa gidiyor Beşiktaş ve inanılmaz büyük bir formda eksik bir... Derken 12 12 maç falan evet. Cenk de sakatlandı. Abu Bakar da yok. 12 maç falan ya buradan neye geleceğim sana bak. Ben sezon başı Gökhan Töre'yi aldım. Bana dediler ki Gökhan Töre'ye ne gerek vardı niye aldın? Evet. Gördünüz mü hocam niye aldığımı? Gördünüz mü niye almışım? Biz kimle şampiyon olduk? Kimle olduk? Gökhan Töre'yle olduk hocam. Öyle mi? İşte biz biz işimizde biraz geleceği görmek zorundayız. Aynı şekilde Wellington'u aldığımda da ne eleştiriler oldu? Çıktım mecburen ben aldım zorund evet. demek zorunda kaldım. Ya arkadaş Şimdi niye Wellington'u aldım mesela? Çok eleştirdiler. Wellington bu takımda oynar mı? Şimdi soruyorum. Sen teknik direktör müsün? Nereden biliyorsun oynamayacağını? Sen hocalık mı yapıyorsun yani? Sen benim ne sistem oynayacağımı biliyor musun? Veya ne oynatmak istediğimi biliyor musun? Bilmiyorsun. Çünkü ben niye Wellington'u aldım? Çünkü Alanya'da oynattığım sistem, Beşiktaş'ın oynadığı sistemin aynısı. Ki Wellington'da benim oynattığım sistemin en iyi oyuncusu. Aldığınız ve için... sezon sonunda istatistik olarak Wellington sezonun en iyi oyuncusu kendi bölgesinde. Aldığınız için pişman olduğunuz bir oyuncu var mı? Hayır. Ya bunu yanlış yaptık dediğiniz bir oyuncu var mı? Yani çok çok yok aslında. şampiyon olamadığımız ve sizin sezonu bitirmedip ayrıldığınız sene yine böyle konuşulduğu için bunlar size sorayım da siz verin. Bazı oyuncuların sizin size. gitmeniz için özel bir gayret gösterdiği söylendi bu tip bir aranızda diyalog yaşanan, olumsuz bir ilişki olan bir oyuncu var mıydı? Mesela Piyaniç ile ilgili çok konuşuldu bu. Yok Piyaniç hiç o tarz bir oyuncu değil. Piyaniç çok karakterli bir oyuncu, çok kaliteli bir oyuncu. Avrupa'da zaten üst düzey yıllarca oynamış bir oyuncu, o seviyede oyuncu olamaz zaten. Piyaniç çok iyi oyuncu, çok üst düzey bir oyuncu. Ha şu, beklentiye cevap verdi mi? Vermedi. Tamam ona katılıyorum ama Piyaniç'in oyunculuğu veya karakteri çok tartışılacak. E, yani sen bugün bir sene önce 60 milyon euroya almış Barcelona evet. Piyanici Sen bedavaya alıyorsun bir sene sonra. Allah aşkına bu, yani bu aynı şey şimdi Dellal işte. Yani, yani bence Delali o pozisyonda bir oyuncu değil. Değil. Piyaniçle karşılaştırırsanız değil. Değil. Tabii değil. Ama yani o riskler alınmalı diyorsunuz ya. değil mi? Yani bu derece büyük oyuncular aldığınızda bu riskler alınabilir bu maliyetlere. Ya sen şimdi Piyanici almaz mısın? Alırım. Her 60 türlü milyon euroya Barcelona abi. bir sene önce almış ve adamı bedavaya veriyorlar. Sen hayır der misin? Siz şimdi mesela şu an olsaydınız Delali'yi alır mıydınız? Ya ben Premier Lig'den gelecek her oyuncuyu alırım. Ya Premier Lig'den bir oyuncu alıyorsan al. Ben yönetime de verdiğim raporda şunu söyledim. Premier Lig'den bir oyuncu alıyorsanız sormanıza gerek yok. Alabilirsiniz. Ama bana başka ülkelerden oyuncu alırken aman soracaksınız. Alex yani. Teixeira peki o da bekleneni veremedi. O ve ya şimdi bir oyuncuyu alırsın. Oyuncu iyi oyuncudur. Oyuncu gerçekten kaliteli oyuncudur. Geçmişi çok iyidir. Sana beklentiyi veremeyebilir. Ya bu çok Bence problem olmamalı. Sen oyuncuyu zaten geçmişine bakarak alıyorsun. Anladın mı? Bundan sonrasını bilemiyorsun. Öyle değil mi? Alex Tekşihara'ya hangi oyuncu kim hayır der? Geldiğinde ortalık yıkıldı. Alex Tekşihara Türkiye'ye mi geliyor? Gelir mi buraya? E geldi. E sonra oyuncu performans vermediği zaman e, o da normal. Eleştiriyi de alacaksın. Performans veremezsen, sahada beklerine cevap vermediğin zaman hocam biz de futbol oynadık. Eleştiriyi alacaksın. O protestoyu alacaksın. Bu işin gerçeği bu işin. Şeyi bu yani. Nasıl söyleyeyim? Ruhu bu. Bu iş böyle bir iş. Buna hazırlıklı olacaksın. Siz biraz önce Şampiyonlar Ligi sürecinden bahsettiniz. Çok olumsuz etkilediğini şeydi. bir sonraki sezon için. Bizi yani. çok etkiledi. Evet. Ee, başka? Yani bu o sezon başarısız bir karne var. Sizin adınıza en azından. Yani bir sonraki evet, sezon. Evet. Bu başarısızlığın arkasında sizce Şampiyonlar Ligi'nin dışında başka hangi etkenler var? Başka hangi etken var? Size söyleyeyim. Yani niye başarısız olduk? Baş neden başarısız olduk? Söyleyeyim. Şimdi... Sezon bitti. İşte İzmir'de iki tane finale oynadık biliyorsun. Sezon bitti ve biz tatile çıktık. Bir aylık bir süre var. Bu süre boyunca ya ben imza attığım güne kadar hiçbir planlama yapmadık. Hiçbir konuşma yapmadık. Sıfır. Geldik, imza attık. İki gün sonra antrenmanlar başladı. Şimdi bu kadar plan programsız bir hare ha hareket ettiğin senede yani başarılı olma ihtimalin düşük, biraz zor yani kolay değil. Ya bu iş böyle nasıl söyleyeyim sana bu iş böyle çantada keklik bir iş değil. Ya bu iş zor iş. Bu iş çok emek sarf edeceğim bir iş. Gecemiz gündüzümüz her şeyimiz bu iş oldu bizim. Biz ya şampiyonluk sürecinde yani öyle şeyler yaşadık ki. Öyle sıkıntılar yaşadık ki, yani kenara baktığım, 1-0 mağlubuz. Kenardayım ben, 1-0 mağlubuz. Hiç unutmuyorum, bak hiç unutmuyorum, çok üzüldüm o maçta, Gazımpaşa maçı. Gazımpaşa'da 1-0 yenildik. Ya kenarda duruyorum, bakıyorum 1-0 mağlubuz. Yani elimden bir şey gelmiyor. Yapacak bir şey yok yani. Kulübede oyuna sokacak, yani sokacak derken tabii ki defansif oyuncularımız var ama oyuna etki edip skoru değiştirecek bir hamle yapma şansımız yok. Ya yani, Elimiz kolumuz, yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ve bunu anlatamıyorsun. En üzücü, en üzücü tarafları bizim işin bu aslında onu anlatmak lazım. Yani o, o boyutlar çok önemli bizim işte veya şampiyonlar liginde o kadar üzülüyoruz ki yenildiğimiz zaman işte ee, moralimiz o kadar bozuk oluyor ki. Yani biz bunu kimseye anlatamıyoruz çıkıp televizyonlara baştan sonra şunu diyemiyorsun ya ben ne yapayım işte ya şöyle oldu böyle oldu böyle belli bir yerden sonra zaten sen de şeyi kaybediyorsun. Ee, yani nasıl söyleyeyim? Konsant Okuyorsun. konsantrasyonu kaybediyorsun bir yerden sonra ben zaten o yüzden görevi bıraktım. Yani hem iş taşa zarar vermeyeyim hem kendime zarar vermeyeyim onun için ben zaten görevi bıraktım. Ama çok ama, o, o tam böyle bir Beşiktaşlı gibi bir ayrılmaydı. Ama Allah Allah yani şimdi o sürecin yönetilmesi çok önemliydi. Hiç şey olmadı böyle bir kaotik bir şey süreç olmadı. Ama ben müsaade etmedim buna zaten. Onun için ben hiç konuşmadım. Bir sene telefonlarımı açmadım. Bir sene telefonlarımı bile kapattım, açmadım. Niye? Gerek yok hocam biz sessiz sedasız. Başarısı olduksa bırakırız. Yani çok önemli değil. Bir yandan da canınız şey sıkılmadı mı ya? ya bir önceki sene bu kadar imkansızlıkla yani golcü yok. E, takımda böyle bir travmatik bir süreç var. Büyük sakatlıklar var. Pandemi var. Var oğlu var. 3 kupa birden alıyorsunuz. Bir sonraki sezon e, daha ilk yarıyı görmeden bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Bir yandan şey demediniz mi? Ya hani ya bir sezonlukta kredim yok muydu benim demediniz mi? Kendi kendinize. Ya, şimdi ben ben taraftara şöyle bir umut verdim. Dedim ki siz bırak demediğiniz sürece evet. görevi bırakmayacağım dedim. Doğru mu? Ama bırakmak zorunda kaldım. Niye? Yıprandım çünkü. Abi biz duygusal insanlarız ya. Yani biz programın başında da söyledim. Evet. Biz duygusalız. Biz üzülüyoruz. Ve üzüntümüzü de belli edemiyoruz. Eve gidip bunu kendi kendimize yaşıyoruz. Yani sağındakine, solundakine. Yani şimdi Göztepe maçına çıkacağız, şampiyonluk maçına. Düşünsene hocam 5 günde 2 final maçına çıkıyoruz. Hayatımızın iki maçı, teknik direktörlük hayatımızda ilk defa hedefi oynayan bir camiada çalışıyoruz ve iki kupayı da beş gün içerisinde alabiliriz ya da hiçbir şey alamayıp rafa konabiliriz. Düşünebiliyor musun bunu? Ve o maç günü soyunma odası kulübede biz heyecandan ölüyoruz, elimiz ayağımız titriyor ama bunu belli edemiyoruz. Hani bunu oyuncuya belli edemiyoruz yani. Nasıl belli edeceksin? o? Oyuncuya konuşurken sanki mesela görsem görsen beni maçın başında oyuncuya konuşurken dersin ki hocaya bak ya hiç umurunda değil. Ne kadar rahat konuşuyor. Ya nasıl belli edeyim? Oyuncu, oyuncuya belli edersem o, onu oyuncunun üstüne vereceğim bu sefer onu. Hani benden çıkacak oyuncunun üstüne gelecek o. Onu mecbur vermemek için o kadar böyle rahat davranmaya çalışıyorum ki relax. Ya siz zaten şampiyonsunuz. Ya bu maçın hiçbir önemi yok. Zaten siz şampiyonsunuz bizim gözümüzde yani. Hani konuşmaları böyle yapıyoruz ki oyuncu bundan etkilenmesin kendini bir sesin içine sokmasın ama sen içimizi sor yani son tabela kalktığında o son 5 dakikalık süreyi sor bize nasıl geçtiğini sor veya ondan sonraki yaşadığımız duyguları sor bize yani sen onları sor Çinli bunları bir anlatamıyoruz bir yerde bir seyircimiz diyor ki hocam biraz önce bu bahsettiniz ya o sezonki başarısızlığın evet. sebebi olarak biraz geç anlaşıp geç sezona başlama evet. durumu oldu hocam imza atmasaydınız o zaman niye imza attınız diyor hocam <laughs> demin ne anlattım Taraftar kapıma 5000 kişi geldi. evimin önüne. Ben... Ama başarısız olacağınızı bile bile niye imza atıyorsunuz? Doğru soruyordu. Doğru söylüyor evet. Attım. O da benim hatamdı işte. O da benim at çünkü yönetime imza atmayacağımı bildirdim zaten. Ben önceden yönetime söyledim zaten imza atmayacağımı. Çalışmayacağımı, devam etmeyeceğimi zaten deklare ettim ben. Ondan sonra tekrar imza attım. Yani ben bu taraftar bana gel demiş gelmişim, imza at demiş atmışım. O yüzden söylüyorum. Ya beni taraftarla karşı karşıya getiremezsiniz. Yani basında, sosyal medyada bu tür haberleri yapmak yanlış. Bak ben hiç konuşmuyorum. Hiçbir şey söylemiyorum ben. Bugün Beşiktaş'a kim geldi? Şenol Hoca. Allah yardımcısı olsun. İnşallah çok başarılı olur. Çok iyi yerlere getirir Beşiktaş'ı. Ben böyle konuş. Biz, ben böyle düşünen bir insanım. Ben pozitif düşünen. Sizin Şenol başka... da aranız iyidir bu arada bildiğim kadarıyla. İyi gayet yani iyi. Yani. Mil takıma giderken sizin Beşiktaş'lık Hocası olduğunuz tabii, dönemde tabii, çok tabii. olumlu açıklamalar yapmıştı Ben başka insanların başarısızlığından nemalanan bir karakterim yok benim. Benim böyle bir yapım yok. Ayrıca Beşiktaş bu ya. Yani ya Beşiktaş başarısız olsun ister mi Beşiktaş? Niye isteyeyim? Niye isteyeyim yani? Ne gerek var yani? İnşallah çok başarılı olur. Çok iyi yerlere getirir. Çok iyi takım kuruldu. Premier Lig'den oyuncular alındı. Şampiyonluğun en büyük adayı. Puan cetvelindeki yeri de çok iyi. İyi yerlere gelir. Ama beni bu işlerin içine sokmayın. Ben yokum bu işlerde yani ben bu asparagas haberlerle falan bunlar olmaz. Ben çünkü teknik direktörüm. Ben bugün Beşiktaş'ta çalışıyorum. Belki yarın başka bir yerde çalışacağım ben. Öyle değil mi? Ya o yüzden ben bu işlerin içinde olmayayım. Çünkü ben art niyetli bir insan değilim. Ben hiç kimsenin başarısı olmasını isteyen bir insan hiç değilim. Hayatımda bir yerde bir hoca varken o kulüple görüşmüş insan bile değilim ben daha. Ya sen bir kulüpsün senin hocan varsa ben seninle görüşmem zaten yani. Çünkü benim öyle bir yapım yok yani. Ha hocayı gönderirsin hocan olmaz herhangi bir kulüp için söylüyorum. O zaman bana gelirsen oturup konuşurum. Şartlar bize uygunsa, proje bize uygunsa, başarılı olabileceğimizi düşünüyorsak, bizi bir yere getireceğini düşünüyorsak çalışırız. Onun haricinde zaten çalışmayı düşünmüyoruz biz ekip olarak. Yani siz geçen sene konuşmada şey demiştiniz. E, ko, e, geçen seneydi tabii, geçen seneki programda. E, Hedef olarak Türkiye Ligi'nin dışında La Liga'da da teklif yapmak gibi bir hedefim var demiştiniz. Hatta sonrası ben size burada söyleyince aklıma o geldi. ilk onu söyledim demiştiniz. Hala o hedefiniz geçerli mi? Yani yurt dışına dair böyle bir planınız, kafanızda ya, bir... bazı şimdi ayrıldıktan sonra 4-5 tane teklif geldi bana. Ee, yurt dışından da birkaç Nereden? teklif. Ama La Liga'dan falan gelmedi. Daha çok bu Katar, Matar o taraflardan bir iki teklif geldi. Ben kabul etmedim. Buradan da Türkiye'den de bir iki takım geldi. Ben... Yani çok bize uyum uymayacağı için görevi kabul etmedim ve çok erkendi çünkü bizim... Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra üç büyük kulüpten bir teklif geldi mi? Yok yok gelmedi. Biz ayrıldıktan sonra zaten ben 7-8 ayda anca kendimi toparladım. Ben işte Survivor'a gittim, Dominik'e gittim Acun'la. Oralarda biraz kafa dağıttım, tatillere o gittim, da sağa sola gittim. O da gittim. eleştirenler oldu. Ya Beşiktaş'ı bıraktım biz senden teknik direktörlük beklerken sen gittin Survivor'a dediler. Ne size? alakası var hocam ya? Ben... Ben şu anda burada oturuyorum. Ben şu anda TC vatandaşı olarak burada oturuyorum hocam. Ben teknik direktör değilim veya yorumcu değilim. Herhangi bir televizyonda çalışmıyorum, herhangi bir kulüpte çalışmıyorum. Ben sadece burada TC vatandaşı olarak oturuyorum şu an ve üzerimde de hiçbir şey yok. Askı yok yani. Burada bir apolet var mı? Yok. Bak hiçbir şey yazmıyor. TC ben size vatandaşı. hep baktığımda arkanızdaki on numarayı görüyorum. Ha, yeter. 10 num numarayı görmen yeterli. O çok iyi. Ama o da eskiden de bizim futbol hayatımız artık bitti. Biz Nasıl artık... bitti hocam? Ben size antrenmanda gelip seyretmiştim bir valla Fatih Hoca'nın bir lafı var. Fatih Hoca ayak tenisi oynarken bir gün Acun'un orada şey demişti. Bir sitem ederek bir arkadaş. Ya yani yaş ilerleyebilir, fiziksel olarak insanlar gerileyebilir ama yetenek ölmüyor demişti. Ölmez. Hiçbir zaman. Ben olmadı. sizi antrenmanda hatırlıyorum. Siz hatırlıyor musunuz? Bir serbest vuruş çalıştırıyordunuz çocuklara. Ben böyle bir şey yani ben sahada da sizi çok seyrettim ama yetenek aynı duruyor yani. Beyin ayaklara hükmettiği sürece evet. sorun yok. Hükmetmezse <laughs> o zaman sıkıntı var. <laughs> Hükmetmediği gün zaten hemen futbolu bırakacaksın. Vallahi hemen. Şey oluyor muydu mesela? İşte dediniz ya mesela Kasımpaşa maçında çok üzüldüm. Bir şey yapamadım diye. Evet. Ya ben kafanızdan şey geçiyor böyle absürt bir soru olabilir ama. Yani çıksam sahaya en azından bir duran top gelse gol atarım falan. Hayır şunu düşünüyorum mesela. Şimdi filiki oluyor mesela maçta değil mi? Ve hiç heyecanlanmıyoruz mesela kulübede. Hani biri vurur da buradan bir gol atar da bir sıfır önüne geçeriz diye heyecanlanmıyoruz yani. Hatta Murat Hoca'ya diyorum kenarda otururken. Filik oluyor ya boşuna seyretmedim oturalım gel. <laughs> Hani bir şey bir şey olacak yok. Gezda falan atar aslında değil mi? Ya atamıyorlar. Hiç var mı frikik golü? Yok bence yok. Burak atıyordu en son Burak Yılmaz Hayır, atıyordu. bizim şampiyon olduğumuz dönemde frikik golü falan attık mı hiç? Yok. Ben hatırlamıyorum. Ha, ben, yani. ben de hatırlayamadım. Ya en kötü yanı o ya. Şimdi duran top maç kazanmanın en kolay şeklidir. Bu öğretilmez mi hocam. Yani öğretilmez. Ha. Yok hocam. Öyle öğretilmez. mi? Öğrenemezsin, hocam. Nasıl öğreneceksin? Bilmiyorum size soruyorum. Gel sorayım. ben sana öğreteyim nasıl öğreneceksin? Senin öyle bir yeteneğin yoksa nasıl öğrenebilirsin ki bunu? Öğrenemezsin yani. Ya futbolda bana bazen arıyorlar. Ya hocam bizim arkadaşın çocuğu var. E ee, çok iyi futbolcu. E ee, ama arkasında kimse yok. Ya dedim ki bu nasıl bir laf? Yani ya adam bir yerde işe girmeyecek yani. Hani bir yerde işe girersin de bir tanıdık vasıtasıyla alo dersin ya bir şu bizim arkadaş falan. Tamam onları anladık. Onlar normal. Futbolda nasıl olacak bu yani? Ya şimdi adam yeteneği olmayan bir insanı sen nasıl futbolcu yapacaksın? E sen şimdi şarkıcısın, sahneye çıkıyorsun ya. Sesin yoksa nasıl şarkıcı olacaksın? Ya şarkıyı bu artık teknolojiyle falan biraz yapıyorlar ha, da futbolda o kadar futbol, doğru söylüyorsunuz ki. ya. Futbol mümkün değil. Futbol çok başka bir yere geldi. Görmüyor musun Avrupa'da oynanan şampiyonlar ligi maçlarını falan? Futbol öyle hızlı oynanıyor ki bambaşka yerlere geldi Avrupa'da. Hocam bir ara verelim. Reklama gidiyormuşuz arkadaşlar söyledi. Reklamlardan hemen sonra az önce konuştuğuma Sergen Yalçın'la devam edeceğiz. Canlı yayında görüşeceğiz. Cep telefonları için Mucize Batarya Deji ile Az Önce Konuştum devam edecek. Cep telefonları için Mucize Batarya Deji ile Az Önce Konuştum devam ediyor. Az Önce Konuştum'a devam ediyoruz. Konuğumuz Sergen Yalçın canlı yayındayız. Sezonun ilk programındayız. Hocam botoks mu yaptırdın diye soruyorlar sana. <laughs> yani ne <botoks. gülüyor> Ameliyat oldum gözlerimden de. Göz kapağı ve gözaltı ameliyatı oldum. Hala daha geçmedi yeni oldum 2-3 hafta oldu. O şimdi düzeliyor yavaş yavaş biraz kendime biraz kendime yatırayım dedim. Ya botoks Yatırım yaptırmaz mısın dedi. mesela hocam? Yok yaptırmıyorum. Çok ısrar ediyorlar ama yaptırmıyorum. Yaptırayım mı? İyi mi? Bilmiyorum ki görmek lazım. bazısı kabus oluyor. bazısında bazen çok oluyor kötü yani. oluyor. Yok yaptırmadım ya. Ben ameliyat oldum. Göz, yakından hmm. gösterirlerse izleyiciler olsun. görebilirler böyle kamera yakına alırsa. Geçmiş olsun. İyisiniz ama İyiyim an. iyiyim Yok 3 hafta falan oldu. Gayet iyiyim. Ee, şeyi anlatıyordum. Siz ben kestim. Seyircilerimiz onu söylüyorlar. Bu Rıdvan'la Ersin ve Gençlik Gençleşme Projesi, gençlik projesini anlatıyoruz. Şimdi sezona başlangıcı toplantı yapıyoruz işte. Ekonomimiz zaten sıkıntılı. Çok yani he, nasıl ben Ersin'le Rıdvan'a bağlayacağım oh, ama evet. sana şunu önce şunu anlatayım da şunu da herkes bilsin iyicele. Nasıl şampiyon olduk? Bizim başarımız ne? Benim başarım şu. Kulübe tek kuruş, bon servis bonservis, bonservis hiçbir şey verdirmeden takım kurup şampiyon olmak. Benim başarım şu. Ersin, Rıdvan gibi oyuncuları oynatmak. Böyle bir riski göze almak. Kimse almaz hocam. Kim almış? Bak tarihe bakalım. Kim oynamış 19 yaşında kaleciyle? Çıkart bir tane bana. 19 yaşında kaleciyi kim oynatmış? Kim böyle bir risk almış? Belki teknik direktörlüğümüz bitecek. 3 2 ay 3 zaten zaten paket olacaktık. 6. hafta falan zaten paket oluyorduk biz. İşte o se sezona çok kötü başladık. Neden kötü başladık? O PAOK maçı girdi biliyorsun. Hiç o ortada olmayan bir maç çıktı. Antrenmanlara başladık. 5 gün sonra PAOK maçı var. 5-6 gün sonra. Hatta ben maçtan sonra şunu söyledim. Yani dedim ki Avrupa'da oynayacağız da bu şu an zamanı değil yani. 5 6 gün sonra biz ne nasıl oynayalım eleme maçını? Hatta Lens'i sabek oynattım diye beni çok eleştirdiler ya. Hmm. Lens'ten sabek olur mu diye. Ya kardeşim bütün sene sabek oynatmadık mı Lens'i? O zaman iyiydi de şimdi mi kötü? O zaman iyiydi sabek. Aa bak hoca sabek yarattı. E sonra kötü. Şimdi ben bunlara kızıyorum yani. Ya bir oyuncu bir maç kötü oynadı diye kötü olmaz. Olamaz. Neyse sezon başı ne yapalım ne edelim nasıl takım kuralım. Hocam işte ekonomimiz kötü. Genç oyuncularla oynayalım. Dedim oynayalım başkana. Sen dedim çık bir açıklama yap. Biz genç oyuncularla oynayacağız. Biz de oynayalım bizim için. Benim için bir sorun yok. Ben oynarım dedim. Ben zaten ben altyapıdan geldiğim için altyapıdaki çocukların bütün sorunlarını, bütün sıkıntılarını biliyorum. Ya geldiğimde genç takıma ikinci sahayı bile vermiyorlar antrenman yapsın diye genç çocuklar. O çocuklar nasıl A takıma çıkmayı hayal edecek kafasında? ben geldim o çocukların tesisini düzenledim, antrenman sahasını verdim. Bak hocalarını koydum. Yemek, A takım ne yiyorsa aynı yemek. A takımın salonunda antrenman. A takım neyden faydalanıyorsa oradaki çocuklar aynısından faydalanacak dedim. Ee, çocuk şeyde talimat verdim benim işte o bağlantıdaki Gürsoy Hoca ile Hoca'ya. Her şey eşit olacak dedim altyapıyla. Ne, buraya ne geliyorsa oraya da aynısı gidecek. Siz dedim bunla ilgileneceksiniz. Bir sorun olursa sadece bana söyleyin yeter. Yani onlar her şeyle ilgilendiler bu konuyla ilgili e, oradan bilgi alabilirsiniz anlattığım konularla ilgili de istediğinize sorabilirsiniz benim benim anlattığım her şey yüzde100 doğrudur hocam 99 değil yüzde yüzdür yani Ersin'le olayına geleyim şimdi sezon başı başladık e, hocam Kalede ne yapacağız dedim genç oyuncularla oynayalım dediniz Ben de dedim Ersinle utkuyla oynayacağım nasıl bunlarla oynayacağım ben Yabancı kaleci almayacağız mı? Almayacağız. Nasıl? Almayacağız dedim yabancı kaleci. Ben bunlarla oynayacağım. Riski de ben alıyorum. Bütün riski ben alıyorum dedim. Ersin'i çağırdım sonra. Oturdu. Dedim oğlum bak. Ben seninle oynayacağım. Kaleye seni koyacağım. İstersen dedim her maçta 10 tane gol ye. Yine de sen oynayacaksın bu kalede. Git dedim kendini ona göre hazırla. 10 tane golü istersen her maç. İstediğin kadar gol ye dedim. Sen oynayacaksın bu kalede. Çocuk da tabii biraz 19 yaşında kolay mı abi? Ben kendi 19 yaşındaki halim aklıma geldi yani. Ya yani bir hoca bana böyle söylese mesela 19 yaşındayken. Gerçi ben doğru örnek değilim yani. Ben de te oynuyordum 19 yaşındayken. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bir genç oyuncudan bahsedelim yani. Ya bana bir hoca mesela böyle bir şey söylese var ya bırak kaleye geçmeyi kaleyin tamamını kaplarım ben böyle yani. Bir hoca bana diyecek ki ben seninle oynayacağım sana güveniyorum. İstediğin gibi oyna istersen 10 tane gol Siz yani. Siz bu arada baş. 19 yaşında A takımdaydınız değil mi yanlış hatırlamıyorum. Tabii canım. Sonra eee bana yönetimden sürekli hocam yabancı kaleci almayacağız mı? Yabancı kaleci almayacağız mı diye geliyor. Ya kardeşim almayacağız dedim ya. Bunlarla oynayacağız. Onlar artık baskıyı geçtiler. Onlar başaramadılar. Bu sefer arkadaşlarımı arattırmaya başladılar. Ya hocam işte bir arkadaşım vuruyor. Buyur kardeşim. Hocam nasılsın? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ne tür durum işte falan filan. Ya hocam yabancı kaleci almayı düşünmüyorum ki. Ya hadi oğlum kapat telefonu diyorum ya. Sen mi uğraşacağım? Almayacağım dedim yabancı, yabancı kaleci. Oynayacağım. Riski de tamamen ben alıyorum zaten. Risk benim riskim. Nasıl Wellington riskini ben aldıysam Kali Ersin riskinde ben alıyorum. Rıdvan riskinde ben alıyorum. İşte sen oradaydın o gün. Ersin'le Rıdvan'ı çağırdığımda bunlar testte kalıyorlar. Bunlar dedim siz niye testte kalıyorsunuz ya? Niye burada kalıyorsun? Burası eviniz mi? Gidin evinizde kalın. Burası iş yeriniz sizin. İşe gelin ve gidin. Hatta siz, kalmayın. O, siz şeydiniz, birlikte eve çıkın dediniz. Evet. Yani ben o konuşmayı mesela çok iyi hatırlıyorum. Ee, başarınızı anlatacak, hikayelerinizi anlatacak bir çevreniz olsun. Eşiniz, dostunuz, kız arkadaşınız, arkadaşınız olsun. Evet. Hani bir maçta çok iyi geçtiğinde Onunla paylaşabilin. Ya eve, gidip, -te eve gidip tesiste kimi tesis Eve -te, gidip sosyal medyaya bakmayın sadece. Tacı ile garsonla oturacaksın orada yani. Orada futbolcular orada kalmıyorlar. İdman bitiyor. Ya atıyorum belli bir saatten sonra herkes gidiyor. Orada kimse yok. Sen kaleye geçmişsin ya 19 yaşında 5 yaşında kalecisine geçiyorsun. Git bunu arkadaşlarına, ailene, birilerine anlat bunu yani. Hani bunu yaşa. Yaşa ki daha başarılı ol. Özellikle kız arkadaş yapmasın. Ya kız arkadaşınız var. olsun. Gidin, gezin, eğlenin, dolaşın birazcık. Burası sizin iş yeriniz. Buraya iş yapmaya gelin. Burada yaşayamazsınız. Burası yaşam yeri değil. Ben oyuncuların tesiste kalmasına o yüzden son derece karşıyım mesela. Hiçbir zaman oyuncuların tesiste mesela kalmasına. Hep mesela hep böyle bilinen de şeydir değil mi? Bu daha disiplinli bir modeldir Yok. diye düşündür. Yani oyuncu tesiste ben kalsın. Ben ilk gecesi, geldiğim gün, göreve olsun. geldiğim gün bütün yasakları kaldırdım. Bak sana o kadar diyeyim. Ne kadar yasak varsa hepsini kaldırdım. Oyuncular işte kolayı yasaklamışlar. Serbest. İşte o serbest. İşte yemeğe eşortmanla gelmek zorundalarmış. Serbest. Nereye istiyorsa onunla gelsinler. Ama kola içmeleri sağlıksız değil mi hocam? Hocam kendine sağlıksız ya. Bu profesyonel 3 milyon euro alan adama sen kolay iç kolay içme der misin yani? Böyle bir şey olabilir mi? Sen şimdi Liverpool takımında atıyorum e, Mane'ye sen kolay içemezsin diyebilir misin mesela? Mane geçti hocam? İşte neyse oraya geçti oradaydı ya. Yani. Salah diyebilir misin? Salah sen kolay içme çok zararlı diyebilir misin? Ya hangi devirde yaşıyoruz ya? Yasak neymiş yani? Düzeni bozmadığı sürece hiçbir sorun yok. Onun bedelini de kendi öder diyorsunuz Öde. Hata yaparsa. Hocam saygısızlık ve düzeni bozmanın bedelini ödersin. Diğer konularda hiçbir sorun yok hocam. Hiç böyle bir şeyle sahip. karşılaştınız mı? E o zaman zaman bazen oyuncular e, hadlerini aşabiliyorlar. Yani kendilerini çok önemli pozisyonda görebiliyorlar takım içerisinde. Ve bu onların değişik şeyler yapmalarına sebep olabiliyor. Ama çağırıyorsun oyuncuyu. Oyuncuyla konuşuyorsun, ona anlatıyorsun. Bunların neden zararlı olduğunu, neden bunları yapmaması gerektiğini neleri yapması gerektiğini, ondan neler beklediğimizi oyuncuyla biri bir konuştuğun zaman oyuncu anlıyor zaten. Mesela Abu Bakar'a şey dediniz mi? Bence sen sakat değilsin denmez de. Hani oynasan iyi olur. Biz şöyle şampiyonluğa gidiyoruz falan dediniz mi? Ya bak sana bir hikaye hikayesi anlatayım da şimdi. Biraz bir... Anlatacağım anlatmayacaktım ama. Şimdi Sivas'a maça gittik. Ee, Abu Bakar sakattı işte buna baskı yaptılar. Oyna oyna falan filan. O da tamam ben oynayacağım. Kendimi riske atacağım falan filan. Neyse maç başladı. Şimdi zaten hiçbir şey yapmıyor. Yani Jeffar bile atmıyor yani koşmuyor bile. Çok rutin oynuyor yani. İşte dakika 44'e falan geldi. Bir şey, bir pozisyon oldu, bu böyle yaptı. Ah! Ayağını falan tutuyor böyle göreceksin. Dedim ya, vuruldu mu bu dedim. Hocam benim çapraz bağlarım falan koptu maçta yani. Hani böyle bir acif hissetme modeli yok olamaz yani anladın mı? Ya sakatlandım dersin. Devrenin içine bir, bir dakika var zaten. İçeri girersin ve evet, hocam ben değiştir dersin. Değiştiririz hocam. Öyle bir şey yap hareketler yaptı ki sahada. Ben yani güleceğim kendimi zor tutuyorum. Kamera çekiyor şimdi rezil olacağız bir de. Anladın mı yani o durumda? Dedim herhalde vuruldu bu. Tribünden <laughs> falan ateş ettiler bir bakın yani. Yani o, o kadar abartmaya da gerek yok yani. Bu hareketleri sağın içerisinde. Sakatlandıysan ne olur? Adelin atar. Bizim de adelimiz at Hocam adelin atar. Adelini tutarsın çıkarsın. Hani o sana çok büyük bir acı verecek bir sakatlık anca kolun kırılır, burnun kırılır, ayağın kırılır. Bir acı ise Onun haricindeki sakatlıklarda böyle bir acı hissetme ihtimalin yok yani. Ki bu da adele sakatlığı yani. Hissedebileceği acı da belli. yani Murat, o Murat, kadar hocam, da, Murat hocam söylediniz. O kadar Doğrucu. büyük oynamaya gerek yok yani. <laughs> içerisinde. Ya sakatlanırsın çıkarsın. 44. dakikada onlara gerek yok hocam. Bir dakika sonra hikaye bitiyor ya. Bir dakika var yani. Zaten bir şey yapmıyorsun. Yürüyorsun zaten. 45'te de çıkarsın yani. E şimdi tabii bunları o zamanlar tabii konuşamıyoruz yani. Doktora sor ne var. Ya Lerin'in sakatlığı ondan çok daha ağırdır. Lerin bir hafta sonra maç oynadı hocam. Öyle anlatayım yani. Tam tabii adam mutlaka sakattır. Mutlaka bir şeyi vardır. Ben sakat değil diyemem. Nasıl diyeyim? Senin vücudunu ben nereden bileyim senden iyi? Sen daha iyi bilirsin. Ben bilemem ki. Ama bazı oyuncular var mesela Wellington e, Göztepe maçı şampiyonluk maçının ilk yarısında soyunma odasında bir geldi hocam bak ayağı bu kadar şiş bileği bak bu kadar şiş bileği hocam. Bana hocam, Wellington hocam Wellington'un doktor geldi Wellington'un bileği bu kadar şiş dedi. Hocam oynar o dedim sen merak etme. Bu kadar hocam olay bu yani. Oynar dedim o sen kafanı takma fazla. Oynayacaksın hocam. Ben hiç unutmuyorum alçı bandajla oynadım Şampiyonluk maçı vardı bizim yıllar evvel. Alçı bandaj vardı ayağımda. Yani dizimi belli bir yere kadar kırabiliyorum yani. Alçı bandaj oynadım. Oynarsın hocam. Yeter ki oynamak istin. Ha, o arka sakatlıkları falan oynamaz ama onlar oynamaz. Yani ciddi sakatlıklar oynamaz ama oyuncunun da acıyla acı işi var oyuncularda. Mesela Joseph de oynuyor mesela. Sakat ağrıları var ama oynuyor. Acı işi yüksek. Wellington'un da öyle. Bazı oyuncuların acı işi yüksek oluyor. Onlar oynayabiliyorlar. Bazıları da oynamak istemiyor. Yani sen niye oynamıyorsun sakatsın diyemezsin adama. Mutlaka sakattır. Ama birisi o sakatlıkla oynar, öbürü oynamaz. Bu oyuncular arasındaki farklılıklar çok doğal futbolda. O yüzden oyunculara sen o sakat değildi, de bu sakatlı yorumlamasını biz yapamayız yani. Sizinle ilgili anlatılan bir hep hikaye vardır ya, sizi anlatmış da olabilirsiniz. Ben sizden duymadım ama. Şu meşhur bir free kick var. Ahmet Dursun yanınıza geliyor. Ne yapacağız diye size soruyor. E, bir şey yapmayacağız. Sen gideceğim ben atacağım. Yok öyle değil ya. O Ahmet, doğru mu? Şimdi <laughs> Ahmet her free kick olduğunda mesela gelirdi. E, abi derdi ne oldu Ahmet? İçime doğdu. Ne doğdu Ahmet içine? E, gol atacağım ben vurursam gol atacağım falan. Bir kere ben buna müsaade ettim vursun diye. Hocam bir friki kattı. Top yerden barajı geçmedi. Zaten son frikiydi o. Ya, klasik oldu. İçime doğdu. Futbolda vardır ya. İçime doğdu. Ne doğdu içine? Ne oldu yani? yani atan belli Şimdi ben onu çok kusuyorum. Şimdi bir takımın korner atanı bellidir. Herkesin duracağı yerler zaten bellidir. Yani friki atanı bellidir. Penaltı atanı bellidir. Ya biz Alanya'da <laughs> alan hocayız. Santrafor şey. Ne o Fenerbahçe'ye giden bizim ince uzun Santrafor'u var ya Alanya Spor'un Santrafor'uydu biz oradayken. Fenerbahçe'de oynuyordu ya ince uzun gitti. Hatırlayamadım. Neydi ya Hatırlayamadım. onun ismi? Fenerbahçe'ye geldi ya Alanya'dan. O İnci uzun. İngiltere'de falan oynuyordu abi. Premier Lig'de oynayan çocuğun adı neydi? Sisse. Ha Sisse. Şimdi Erzurum'la oynuyoruz. Bizim de penaltıcımız Sisse değildi yani başkası. Abi penaltı oldu. Sisse aldı topu. Dedik bırakın atsın bari. Attı kaçırdı. Bir penaltı daha oldu. Yine sisli aldı topu. Dedik bırakın Aslan. Onu da kaçırdı. Üçüncü penaltı oldu. Yine topu aldı. Sahaya giriyordu kazda kenardan. <laughs> Murat Hoca falan sahaya dalacaklar. Çağdaşı falan zor tutuyorum. Sahaya girecekler artık. Bırak şu topu diye. Adam üçüncüyü de atacak yani. Yani öyle şeyler de yaşanıyor maç. Şimdi bazen oyuncular sorumluluk alır. Penaltı olur mesela ben atacağım der. Sorumlu, mesela biz penaltı olduğu zaman tayfur atardı bizde havuççu. Hiç heyecanlanmazdık hocam atar Tayfur gibi abi, yani. Hiç abi. kaçırmaz yani anladın mı? Tayfur atacak tabii. Adam hiç kaçırmıyor ki. Buz gibi zaten. Ben mesela penaltı atmayı sevmezdim çok. Ama Tayfur kaçırmaz. Biliyoruz yani. Hatırlar mısın? Abi. İ İngiltere evet. milli maçında biz 85'te falan 1-1 olan maçta o içimizdeki İrlandalılar maçı var yani. Hmm. O maçta 85'te falan penaltı kazandık biz orada. Tayfur atıyor hocam. Biz hiç heyecanlanmadık mesela. Geçtik orta sahaya. Rahat rahat nasıl olsa atar diyoruz. Kaçırmaz yani. Biz de frikik atınca biz öyle hissediyorduk. Nasıl atar kaçırmaz diye. Yani bazen kaçırıyorduk canım. Biz Yok nadir ama. Atmıyorduk. Attığınız en güzel frikik golü hangisi sizi? En güzel Denizli'ye attığım frikik golü. Of ne goldür o be. Bir de onu arkadan seyrettiğin zaman top kameradan çıkar. Tabii çıkar tabii Ge tekrar, tekrar, tekrar kameraya, geri gelir. Tekrar kameraya girer ve kaleci de golü o kadar güzelleştirmiş ki. Kaleci <laughs> uçuyor bak direktle kalecinin eli arasında sadece topun geçecek. O mesela. kadar var o evet. Kaleci de çok teşekkür ettim. Çok güzelleştirmişsin golü dedim. <laughs> Ancak böyle uçarsam bu kadar güzel görünürdü bu gol. <laughs> Gerçekten etmemişsiniz dedi. Yok şaka diyorum canım ama bir hakikaten çok güzel goldü. ya. şeyden de bahsetmek ben size istiyorum. Ben sizin tabii Chelsea yaptığınız gol de benim. Çok sevdiğim bir gol. Hiç hayatımızda beklemediğimiz ya bir Sergen Yalçın golü. O tamamen kovalamaca golüydü ama ya. O çok böyle şey bir golüydü. Hani Kordoba'nın attığı uzun top tamamen. Yani bir oyuncu golü zorlar atar ya. Öyle bir goldü o ya. Yani. Kariyerimizin en büyük deparı diyebilir miyiz? Yok. Almanya maçındaki deparı. Aa, de, evet aa, bir de o şey. var. Ama arada yaş farkı var tabii bir de. Var mı? Tabii. Çok yok ya bence. Peki o koşu nasıl başladı? Mesela ya yani hep Sergen Yalçın için hep şey derler ya oyunculuk zamanında. Biz Arda'yı misafir ettik burada Arda Turan'ı. Çok güzel şeyler söyledi sizle ilgili. Ama bir yandan da şey söyledi. Yani mesela birazdan size de soracağım aynı soruyu ama. Mesela Sergen abi dedi çok büyük oyuncu, efsane oyuncu. Ama Sergen abi gibi büyük oyuncular öyle defansa getirip kolay kolay savunma yaptıramazsın de, dedi mesela. E ben yani. de çok sergen savunma yaptığı zaman hatırlamıyorum. Peki ben şöyle bahsedeyim size. Ben şimdi teknik direktörlük yapıyorum. Futbolculukla hocalık çok farklı şeyler. Yani iyi bir futbolcu olman çok büyük bir hoca falan asla öyle bir şey hmm. yok futbolda. Bak asla öyle bir şey yok. O, büyük oyuncu olmak, iyi oyuncu olmak, hoca olmak, bunların birbiriyle hiç alakası yok hocam. Ben sana onu söyleyeyim bir defa. Hocalık çok başka bir şey. Yani yönetmek çok başka bir şey. Burada sadece kendinden sorulmuşsun. Gelirsin antrenmana, antrenmanını yaparsın hocam. Zaten yeteneklisindir. Kimseyi umursamazsın basar gidersin. Burada yönettiğin zaman 25 tane oyuncu var. Hepsi farklı karakter. Hepsi ünlü, hepsi zengin ve hepsinin havasıyla uğraşmak zorundasın bir de. Hiç kolay değil yani bu. Çok zor bir yönetmek, çok zor iş gerçekten. Yani ben hocalarımıza, valla Allah kolaylık versin eskiden de ben bu kadar tabii yorumculuk yaparken de, futbolculuk yaparken de ben teknik direktörlüğüm bu kadar beceri isteyen, bu kadar önemli bir şey olduğunu düşünmüyordum hakikaten. O zaman yorumculuğumda da bazı hocaları eleştirdim mesela. O yüzden Büyük hata yapmışım yani. Hocam siz yorumculuk yapacaktınız. Hatta beraber yapacaktık. Öyle haberler var. Ne oldu sayeden bizim yok. İptal oldu soru. Neden bilmiyorum. Acaba seninle bir alakası var mı bunun bilmiyorum. Böyle ne alakası var? Ben hiçbir alakası Yorumculuk kısmına geçmek istemiyorum. Bugün de burada zaten yorumcu olarak bulunmuyorum hocam. Ben yorumcu değilim. Teknik direktör değilim. Demin de söyledim. Ben TC vatandaşıyım. Burada vatandaş olarak bulunuyorum. Ve konuştuğum her şeyde beni bağlar. Kimseyi de bağlamaz kimseyi de yani şey yapmasın kimse üstüne alınmasın konuştuğu şeyleri. Biz yorumculuk şeyleri. yapmayacak mıydık? Bir ara öyle bir şey vardı. Vardı. Bir planımız vardı ama sonra. Siz istemediniz. Ya yani ben istemedim derken çok yorumculuk yapmak istemiyorum. Ya, benim de sizden yap. başkasıyla yapasım yok evet. Yap valla o yüzden. Çok, aslında çok güzel olurdu ama ben teknik direktörlük yapmak istiyorum ya. Hmm. Bu öteki boyuta geçmek istemiyorum çok. Yani o boyut şu anda benim şeyimde değil yani hani. Nasıl söyleyeyim? Heyecanım yok o işle ilgili. Hmm. Yani ben teknik direktörüm. Artık bu işe girmişim. Bu yolda devam ediyorum. Ya bari bir işe girdik sonunu getirelim diye. Bizim çok düşünüyor. bizim çok havamız oldu. Sizi ben unutulmaz da misafir ettim bizim Kafa TV'de. E orada da yaktın bizi. Evet, evet sizi biraz yaktım çok orada. Oldu. Orada bayağı hocam orada yorumculuğa başlıyor diye bir yandan tabii şey yapanlar da oldu ama diğer taraftan da bizim çok havamız oldu sayenizde. Ama şu da var e, bugünkü programda da görüyoruz. Şu anda önümde e, tabi sosyal medya yanıyor. E, binlerce insan seyrediyormuş sadece YouTube üzerinden programı. Bir yandan da size karşı tabi taraftarın müthiş bir özlemi var. Yani bunu da görüyoruz. Siz de bunu çok hissediyorsunuz tahmin ediyorum. Ya şimdi bakın. Taraftar sevgisi. Taraftar sevgisi menfaatli bir sevgi olamaz hocam. Bunu unutma. Olamaz. Sana bir örnek vereyim. Bunu anlatırken. Taraftar ben imza attım. Bana dediler ki imza töreni var. Bunu anlattım mı daha önce? Hayır. İşte Yarın imza töreni yapacağız. Ben dedim ki ya ne imza töreni? Nereden çıktı bu statlı imza töreni? Dedik ki, ya kim gelecek kısa da? Yani bizim imza töreninde ne alaka falan dedik biz. Futbolcuyum Dediler ki yapalım. Ya ertesi gün bir imza törenine gittik. Ya kapıda 500 metre statta kuyu. Ben Abi. şoka girdim görünce. Stada sahaya çıktım. İnanamıyorum ben tribünler. Ya ben dedim ki ben taraftarım. Beni bu kadar sevdiğini bilsem ben 10 sene önce kapıda yatar da gelirdim buraya. <laughs> ben nereden bileyim ben bu kadar böyle bir sevgi olduğunu, böyle bir özlem olduğunu ben bilmiyorum ki. Ben bilsem 10 sene önce gelirdim antrenörlüğe başlardım zaten. Niye başlamamışım dedim antrenörlüğe daha önceden. Ya inanılmaz bir bizde şok etkisi yarattı. Yani hiç beklemediğimiz bir durum ortaya çıktı. Ama en güzel tarafını ne biliyor musun? Taraftar gel dedi geldik. Hocam karşılığını da verdik. Evet. Bak karşılığını verdik. O sene o imkansızlıkta 3 kupa biz, be hocam. He, biz karşılığını verdik. En mutlu eden tarafı da ne biliyor musun? O Göztepe maçının 5 dakikanın o uzatması verildiği an. Murat Hoca ile kenarda duruyoruz, hakem 5 dakikayı kaldırdı, dedim saate basın çabuk, saate bastılar. Ya o 5 dakika var ya, bak sana yemin billah ediyorum 50 sene gelmediyse bize, bak 50 sene geldi bize o 5 dakika, Biz, işte 1 dakika 30 saniye, 1 dakika 50 saniye, 2 dakika 20 saniye, 2 dakika 40 saniye, 3 dakika 10 saniye, 3 dakika 50 saniye, 3 dakika 80 saniye, ulan bitmedi mi maç diyoruz hala, 4 dakika 20 saniye, bak sana maçı kaçını saniyede bitirdiğini söyleyeyim mi? Maç ne zaman bitti hocam? 4.58'de maç bitti. 4.58'de maçı bitirdi. Bak o kadar saniye sayıyoruz biz. Biz zaten maç bitti. Biz inanamıyoruz. Yani biz ya biz şampiyon olduğumuzda inanamıyoruz zaten o an. Şoktayız yani. nasıl bu nasıl olabilir diyor. Bizim için o kadar büyük bir şey ki o anda o yani. Ya yani hayatta belki de yani böyle bir duyguyu da ne zaman yaşayabilirsin? Yani milyar doların olsa böyle bir duygu yaşayamazsın hocam. Milyar doların olur, özel uçak alırsın. Anladın mı? Ev alırsın, saray alırsın, arabaya binersin, Dubai'de yaşarsın, Amerika'da yaşarsın, Londra'da yaşarsın. Ama bu duyguları yaşayamazsın. Doğru mu? Milyar doların olsa bu duyguyu yaşayamazsın. Şey ya ben bu biz bu duyguları yaşamışız. Ya daha ne isteriz ki biz yani? Ben ekibim de aynı şekilde benim yani. Biz daha ne isteriz yani? Biz bu duyguları yaşamak kolay mı yani? Kaç kişi yaşayabilir bu duyguları hocam? Biz böyle bir pandemi döneminde tarihin en uzun sezonunda bu kadar sıkıntının içerisinde, bu kadar imkansızlığa rağmen biz şampiyon olduk hocam. Bütün kupaları aldık. Evet. Bitti. Bunu kimse değiştiremez. Bitti hocam konu. Konu kapandı. Öyle mi? Yarın gelir birisi yaparsa aynısını? Tekrar konuşuruz. Öyle bu işler öyle şeyle olmuyor yani. Birisi gelirse yarın bunları yaparsa konuşuruz hocam tekrar. Ya birisi de yaparsa zaten sadece bizi egali edebilir yani. Fazlasını yapamaz. Türkiye'de zaten şu tane kupa var. Başka yok yani. Sizin bundan sonraki çıtayı nereye koydunuz hedefi? Valla şu anda işte gördüğün gibi enerjim yerine geldi. Ameliyat oldum, dinlendim. Botoks tatil yaptırmışsınız yaptım. çok güzel. Botoks <laughs> yaptırmadım. Vallahi botoks yok. <laughs> botoks falan yok hocam. <laughs> yok yazmışsın. Şey ameliyat şey... var yani botoks yok. Şaka yapıyorum geçmiş olsun. Moralimiz yerine geldi. Enerjimiz iyi. Her şeyimiz iyi. Tekrar hayata döndük. Rahatız. Kafamız rahat. Önümüze bir proje gelirse bakacağız hocam kafamıza uygun başarılı olacağımız bir şey gelirse değerlendiririz. Ama sana daha en önemlisini söyleyeyim ben. Ben daha çok şampiyonluk kupa kazanırım sana söyleyeyim. Bunu bak burada söyleyeyim şimdiden daha. Bak bunu 10 sene sonra konuşuruz tekrar. Bak bugün söylüyorum. Bizim ekibimiz daha çok şampiyonluk ve kupa kazanır. Unutma bu dediğimi de. bunu yazın. 5 sene sonra 10 sene sonra tekrar konuşacağız bunları. Allah ömür verirse yani. Bunu geleneksel Sergen Yalçın'la kaçıncı az önce konuştum da konuşuruz sizce böyle giderse 10. fa başka programa çıkmıyoruz ki bağladın bizi zaten buraya. <laughs> e Millet de buradan alıştırır. herhalde çok büyük bir şeyler alıyoruz falan. Bunun <laughs> hocanın ne işi var lan o programda falan diyorlardı. Zannediyorlar ki buradan büyük para götürüyor falan zannediyorlar herhalde. Bedavaya çıkıyoruz. Bunu da söyleyelim de. Buradan bir şey aldığımız yok Bir beklentimiz falan yok yani. Bilsin herkes. <laughs> Program, seninle program yapmak güzel anladın mı? Sizin Sen iyi bir televizyoncusun, iyi bir Sağ gazetecisin. Sağ olun, hocam. Kimseyi kırmıyorsun, kimsenin üstüne gitmiyorsun. Ben de inşallah konuştuklarımla kimsenin üstüne gitmemişimdir. Yani çok doğal şeyler söyledim. Dur bir reklama gidiyoruz. Daha program bitmedi. Ha. Size soracağım daha bir sürü soru var. Yani sizin yarınlarınıza, planlarınıza dair Ben buradan soracağım bir sürü şey var. Unuttuğum bir şey giderim. kaldım mı benim acaba? Bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlara sorarsanız muhtemelen bir heyetle gelmişsiniz çünkü <laughs> uzman heyetle. Onlar size şey yaparlar muhtemelen. Bir araya gidiyoruz. Aradan sonra canlı yayına devam edeceğiz. Sizin sorularınızı görüyorum. Valla o kadar çok soru var ki. E, arada gelenleri sormaya çalışıyorum. Artık olduğu kadar. Cep telefonları için mucize batarya Deji ile az önce konuştum devam edecek. Cep telefonları için mucize batarya Deji ile az önce konuştum devam ediyor. Az önce konuştuma devam ediyoruz. Canlı yayındayız. Konuğumuz Sergen Yalçın. Beşiktaş'ın şampiyon efsane futbolcusu ve şampiyon teknik direktörü. Ne güzel bir onur bu ya. Yani hem futbolculukta hem teknik direktörlükte şampiyonluk yaşatmak Beşiktaş'a. Yani sizin oyunculuk ve teknik adamlık kariyerinizi bilmiyorum ama bir Beşiktaşlı olarak Beşiktaş'ın hissedebileceği en güzel şeylerden biridir ya herhalde. Ya böyle duygular demin de anlattım. Bunlar kolay kolay yaşanabilecek duygular değil. Hep diyorum ya ya bunları yaşadığımız için mutlu olalım. İşin negatif tarafıyla uğraşmayalım fazla. Bırakın abi negatif tarafını. Yaşadığımız duygularla mutlu olalım. Yaptıklarımızla mutlu olalım. Kazandığımız kupalarla mutlu olalım. Bunların mutluluğunu yaşayalım. <laughs> biz yaşayamadık da, onu söyleyeyim biz yaşayamadık yani. Ama e, yaşasaydık daha iyi olurdu. Daha hocam çok gençsiniz ya, yani yaşanacak bir sürü şey var. Tabii siz. tabii şimdi önümüzde... biraz önce buradan bütün Türkiye'ye söz verdiniz dediniz ki biz daha çok kupa kazanırız, biz de bunu ötettik bunu size sorarız sürekli. Ee, başarılarınızda da başarısızlıklarınızda da bunu söyleriz. Ee, şimdi hocam şöyle bir garip bir şey oluyor, biraz futbol sever insanların e, çok net gördüğü bir. Sorundan size bahsedip sormak istiyorum. Ya Premier Lig'de maç seyrettiğinizde yanına bir tane başka bir Türkiye Liginden Süper Lig'den maç koyduğunuzda böyle iki tane hele var ya öyle bir özellikle evet. ayan yana seyrettiğinizde ya öyle bir dramatik bir fark var ve öyle bir makas açıldı ki. Premier Ligle dünyadaki birçok lig arasında var ama, ama Premier Lig doğru örnek değil. Değil, yani. haklısınız. Peki ne söyleyeyim ben size La Liga diyeyim. Olur mu? Ya ama... da ne bileyim Bundesliga Hayır diyeyim ama mi? Şimdi sen La Liga'da da git bakalım atıyorum şey maçını seyret. Mallorca-Cadiz maçını seyret bakalım. Evet ama hocam bizdeki kadar vahim durum yok. Hele biz bu sene yani ben gerçekten Türksel yani bu sene Türkiye Süper Lig'inde oynayan bazı takımların yani nasıl oraya çıktıklarını ve burada oynadıklarını falan hayretle ama Bu sene çok kötü oynayan takımlar var. Var ama şu tarafında konuşmak lazım. Şimdi işin ekonomisini konuşmak lazım. Yani biz takımların oyundan bahsederken işin ekonomik boyutunu konuşmamız lazım. Şimdi Anadolu takımlarının işi o kadar zorlaştı ki o kadar zorlaştı ki bu euro yükseldiğinden dolayı. Şimdi eskiden Anadolu takımları 1 milyon 1 milyon ben örnek veriyorum Konya'da çalışırken ben 1 milyon 200 bin, 1 milyon 300 bin euro Alanya'da çalışırken 1 buçuk milyon euroya yakın maaş alan oyuncular vardı. Yabancı oyuncular. Artık böyle bir şey kalmadı Anadolu'da. Ya Adana Artık Demir Bitti. Spor'da var hala hocam. Ya bazı kulüplerde, yani. bazı kulüplerden bazı kulüplerin borcu yok, bazı kulüpler güçlü. Mesela i̇şte Adana Demirspor güçlü bir kulüp, çok da iyi gidiyorlar mesela. Evet. Ama çok iyi oyuncu kadrosuna sahip zaten Adana Demirspor. Şimdi sen Adana Lig'e baktığın zaman dört büyük takım, Başakşehir, Adana Demir, Konya, 2, 7. Evet, Doğru mu? Tabi. Bu yedi'nin değişme ihtimali var mı? zor. Zor. E şimdi ama niye zor? Çünkü bunların kadroları iyi zaten. Bunların güçlü kadroları var. Diğer takımlar değişir işte. Biri 8. olur, biri 15. olur, biri 14. olur değil. ama bu yedilinin değişme ihtimali biraz düşük. Ama en önemlisi ekonomik bu. Ekonomi boyutunu konuşmamız gerekiyor. Bugün Türkiye'ye alınan oyuncular, gelen oyuncular, verilen paralar, yapılan transferler ben ekonomisini konuşayım birazcık. Hiçbir şekilde karşılığı yok. Ne? Sıfır karşılık. Ne demek o? Karşılık. Paranın geri gelişi yok. Ya Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorsun zaten. Sen nereden karşılayacaksın Gidiyorsun bu parayı? Gidiyorsun da giremiyorsun. Ya gidersin de işte girme ihtimalin %10. Örnek veriyorum. Parayı nasıl geri alacaksın? İşte ben şampiyon olduğumuz sene ben benim başarım bu derken ben bundan bahsettim. Ben minimum ekonomiyle kulübe tek kuruş bonservisi ödetmeden 700-750 bin euro kiralama bedelleriyle biz hedefe ulaştık. İşte benim başarım bu hocam. Ben kulübe ekonomisine bir kuruş zarar vermeden bunu yaptım. Benim başarım bu. Şampiyon olmak değil benim başarım. Beşiktaş zaten 100 senede şampiyon olan takım. Keza, Galatasaray, Fenerbahçe. Bunlar 100 senede zaten şampiyon oluyorlar zaman zaman. Bir biri oluyor, bir öteki oluyor, bir öbürü oluyor. Oluyor zaten. Bunlar herkes şampiyon yapabilir gelip. Ama ben ekonomiyi hiç zorlamadım. Sıfır. Bir tane oyuncu almadık hocam bonservisli. Bir oyuncu bile almadık. Raşit Gezer'le kiralama bedeli bile vermedik biz. <laughs> Orada aldığı paranın yarısını biz verdik. Yarısını onlar verdi bize. Öyle aldık yani. Biz yani ekonomiyi de ben yüzde idare ederek takım ya devre arası bir tane oyuncu almadık ya. Hulka alalım diye yalvardım bedava bonservis de aldıramadım hocam. Bir tane hulka aldıramadım ya. Yalvardım alalım diye devre arası. Ve bedava bonservisle ve ekonomiye de zarar vermeden düşün. Sonra 10 maç Santrafor şut oynadık. Santra, i̇ki Santraforumuz da sakat. Gökhan Töre'yi oynuyor Santraforla. Göztepe maçında 4 tane oyuncu var. Raşit, Larin, Gökhan Töre, Enkudu ile oynuyoruz. İlk yarı 1 bir, bir bitti. Sıkıntılı da gidiyor oyun. Ne yapalım ne yapalım ben dördünün birden devrede yerlerini değiştirdim hocam. Hepsini başka yerlere aldım. Hani maksat ezberlenmiş onu değiştirelim diye. Dört birini sağ aldım, birini sola aldım, birini ortaya aldım. Onun yerini değiştirdim. Yani ezberi bozalım diye maksat. Yani biz de çok zorlanıyoruz kenarda. Elinde iyi oyuncun olduğu zaman, 25 tane kapasitesi yüksek oyuncun olduğu zaman takımı yönetmek çok başka. O zaman bir rekabet ortamı oluşuyor. 12 13 tane 15 tane oyuncuyla hangi rekabet o rekabet ortamını kuracak? Hep hocam, aynı oyuncular oynuyor zaten. Böyle bir atmosferde, böyle bir ülke futbolunun bu halde olduğu bir ortamda milli takımdan başarı beklemek de sürpriz değil mi? Ama milli takım oyuncuları hep yurt dışında oynuyor. Evet. Öyle değil mi hocam sen? Hafife alma yani. Bugün Premier Lig'de, Almanya'da, orada burada oynayan, işte Fransa'da oynayan bir sürü oyuncumuz var milli takımda. Milli takımından ilk 11'inde kaç tane Türkiye'den oynayan oyuncu var? Bak bakalım bir. Kim oynuyor Türkiye'den? Kaleci oynuyordur bir. Başka kim var Türkiye'de? Cenk var. Hangi Cenk? Bizim Cenk. Cengo. Tosun. Cenk Tosun. Cenk oynuyor mu o takımında Yani oynayınca oynuyor yani sonuçta. Cenk son milli takımlarda oynamıyor. Evet. Ama Bugün Türkiye'den sakın. hangi oyun, Türkiye'den bana bank oyuncu söyle hocam milli takımda oynayan. Türkiye liginde oynayan bank oyuncu söyle bir tane. Milli takımda direkt oynayan oyuncu kim? Düşünüyorum. Bende yok. Yok yani hepsi Avrupa'da oynuyor oyuncularım. Öyle mi? O yüzden yani biz de bizim oyuncularımız da Avrupa'da oynuyor. O yüzden bizim Avrupa'dan çok bir eksiğimiz olmamalı. Oyuncularımız zaten hep Avrupa'da oynuyor. İtalya'da oynuyor, Premier Lig'de oynuyor, Fransa'da oynuyor, İspanya'da oynuyor. Buralarda oynuyor bizim oyuncularımız. O zaman peki milli takım neden şu anda artık daha alfabede harf kalmadı düşeceğimiz küme bu halde? Ya bazı zaman zaman kötü gidişler olabilir. Dediğim gibi bak en yani gene teknik direktörlüğe geliyoruz. Ya olabilir hocam teknik direktör başarısız olabilir. Yani Şenol Hoca da milli takımda mesela başarısız oldu. O bu onun teknik direktörün kötü olduğu anlamına gelmez. Olabilir enerji tutmaz. İşler kötü gider başarısız olabilirsin. Bunu doğal karşılamalıyız. Bunlar normal şeyler futbolda. Yarın buraya gelir buraya şampiyon yaparsın. Gidersin öbür tarafı şampiyon yaparsın. Bu bir iş. Yani bu, bunu önce anlamamız gerekiyor. Ve bizde çok güzel bir laf var. Dışarıda çok kullanırız. Hiçbir şey bilmiyorsan haddini bil hocam. Öyle derler. Adını bileceksin birazcık. Sizin adınız çokça şu anda bir teknik direktör var. Bunlara sizin ne cevap vereceğiniz tahmin ediyorum ben ama milli takımla da çok adınız geçiyor. Milli takımın teknik direktörü olacağınız evet. bu yönde teklifler olduğu... Yok teklif olmadı ben herhangi bir teklif almadım onu söyleyeyim öncelikle. Orada da çok yanlış sosyal medyada yanlış şeyler evet. çıktı. Hiçbir teklif almadım ve hiçbir görüşme yapmadım. Oranın da bir teknik direktörü var. Yani beğenirsiniz beğenmezsiniz ama oranın da bir teknik direktörü var. Oraya da bir teknik direktör alınmış. Ee, orada çalışan bir teknik direktör var. Bunların iş işte bunların olması çok e, sağlıklı işler değil. Bana yani çok sağlıklı gelmiyor. O yüzden orası yürüyen bir yer şu anda. Çalışan insanlar var orada. Onların da emeğine haksızlık etmeyelim. Arda Güler'e ne diyorsunuz? Çok iyi oyuncu diyorum. Benim gördüğüm en iyi oyuncu. Nasıl? Benim benim gözümle gördüğüm en yetenekli oyuncu. Yerli mi yoksa? Yerli. Hmm. En yetenekli oyuncu. Ya eğer bir aksaklık olmazsa Bence büyük oyuncu olur. Yani Avrupa'ya falan gider. Siz şey demiştiniz. Genç oyuncular için geçen seneki programda onları bazen oynatmamak oynatmaktan çok daha doğru onların kariyeri için evet. demiştiniz. Bugün Aynen. sizce o zaman cesus doğru yapıyor mu? Onu bilmem. O bölümü bilmem. Çünkü ben oranın içerisinde değilim. Orada antrenmanda ne oluyor, soyunma odasında ne oluyor, kampta ne oluyor, maçta ne oluyor ben onları bilmiyorum. Onun yorumunu ben yapamam. Ama şunu söyleyebilirim. İnanılmaz yetenekli oyuncu. Yıldız oyuncu yani. Biz herkes, gerçi biz herkese yıldız diyoruz ama bu öyle değil. Bu yıldız oyuncu bence çok iyi oyuncu. İnşallah e, bozulmaz. İnşallah sağlam gider. Bence Avrupa'da yani. Büyük işler yapabilir. Şey niye peki hocam? Yani bunlar hep bu arada tabii olumsuz söylemek için değil. Ben Arda'yı ilk konuşan gazeteciyim televizyonlarında ama... ...çok da dikkat ediyorum yorum yaparken, zarar vermeyeyim. Çünkü yani dediğiniz gibi çok az çıkıyor böyle büyük yetenek. Evet. Onlar da göz bebeğimiz oluyor. Evet. Ama bir yandan da ben Arda seyretmek istiyorum. Yani Arda Güler seyretmek istiyorum. Hadsizlik yapıp da... Seyredersen şimdi... hocam acelenme. E, fakat şuna bakıyorum. Şimdi Arda'nın yaşı aslında küçük gibi gözüküyor ama... ...Avrupa'da baktığınız zaman Arda'nın yaşında... Birçok takımda A takımda oynayan oyuncular var. Siz Şampiyonlar Ligi zamanında hatırlarsınız. Şeyde Borussia Dortmund'tan Ayaksa kadar 17-18 yaşında 18. A takımda oynayan Hocam de... ama Borussia Dortmund'da bir 18 yaşında oyuncu var. Yani görsen onu hiç 18 demezsin. 38 falan dersin yani. Öyle bir fizik yapısı var. 18 gibi hiç görünmüyor oyuncu. Evet. Bizde fizik yapıları çok küçük. Mesela Rıdvan da öyle. Arda da öyle. Mesela Serdar saatçı öyle değil. Serdar saatçı kapı gibi mesela. Ama Rıdvan çok çelimsiz. İşte Arda zayıf. Bunlar bir iki sene antrenman yapıp maç oynayarak da onun hocası daha iyi bir. Hocası bizden daha iyi bilir hocam. Bizim hmm. yorum yapmamız çok doğru olmaz. Hocası her gün onunla beraber antrenmanını görüyor, maçını görüyor, yemeğini görüyor. Fizik gücünü görüyor. Belki ona başka bir program yapıyor. Belki acele etme diyor. Şu zaman oynatacağım diye. Bilemeyiz onu. Arda Güler Sergen Yalçı'nı geçer mi? Bilemem hocam. İnşallah geçer. İnşallah geçsin. Daha bizden çok daha büyük futbolcu olsun. Çok daha büyük yerlere gelsin. Biz de böyle bir oyuncuyuz. senetme zevkini yaşayalım. Yetenek olarak sizden bir takım esintiler görüyor musunuz? Görüyorum çok iyi oyuncu. Ben geçen e, Fenerbahçe'nin bir maçında oyuna girdi son 7-8 dakika 10 dakikalık bir bölümde tesadüfen seyretme imkanı buldum seyrettim. Yani ben oyuncunun ne oynadığına falan bakmıyorum ben şimdi başka gözle bakıyorum oyuncu seyrederken yani ben topu alışına bakıyorum. Hmm. Topu nasıl alıyor? Mesela yani ne düşünüyor? Topu aldıktan sonra ne düşünüyor? Nereye atıyor? Ona bakıyorum ben. Kafası çok çalışıyor. Ben bir de kendisini de kafası. tanıyorum. O kadar tatlı, o kadar efendi, belli, o kadar terbiyeli belli. bir çocuk ki. Belli çok şey. Yani çok onun jenerasyonunda e, çok zor rastlanan bir şey var çocukta. Aileden de gelen belli, kulübün de verdiği bir e, kültür var. Ben çok kendisiyle gurur duyuyorum. Ben sana şunu söyleyeyim. Kim atmayın hocam oyuncuları? Bir şey olmadı daha yani. Bir şey olmadı. İnşallah bizden daha büyük futbolcu olur, daha iyi yerlere gelir. Ama bir şey olmadan oyuncuları bir yerlere getirmeyin. Önce bir oynasınlar. Önce bir olsunlar. Biz olmadan olmuş gibi havası yapıyoruz bütün oyunculara. Yapmayın. Büyütmeyin oyuncuları. Bırakın oynasınlar. İnşallah bir iki sene sonra Avrupa'ya gider. Real Madrid'e gider. Oralarda oynar. Ülkemizi temsil eder. Bizden daha büyük oyuncu olur. Biz de onu zevkle izleriz. Seyrederiz. Ben böyle olmasını isterim. Kendi açımdan. Ve yorum yapmam. Çünkü ben tanımıyorum. Bilmiyorum. Antrenmanını bilmiyorum. Oyuncu ilgili yorum yapmak doğru olmaz. Yapmayın yorum oyuncularla ilgili. Seyretmediğiniz... Seyretmediğiniz derken bilmediğiniz, içeriden haberiniz olmayan oyuncularla ilgili konuşmayın hocam. İçeriyi bilmiyorsunuz çünkü. Antrenman nasıl yapıyor, durumu ne, fiziki durumu ne, bir sorunu var mı? Ben Rıdvan'ı şampiyonluğun ikinci yarısında oynatmadım. Herkes bana hocam Rıdvan niye oynamıyor, Rıdvan niye oynamıyor? Ya arkadaş oynamıyorsa bir sebebi vardır ya. Ya bugün Rangers'a gittiyse ben onu oynatmadım diye gitti oraya. Bak o kadar net konuşuyorum. Ben onu o zaman oynatmadım diye Rangers'a gitti. Çünkü onu doğru zamanda oynattım o zaman oynatsaydım büyük tepki alırdı. Çünkü hiç futbol oynayacak hali yoktu çünkü. Sakatlıktan çıkmıştı, fiziki durumu uygun değildi. Orada daha güçlü oyuncuya bir ihtiyacımız vardı. El Sakala yetenekli mi? Değil ama çok güçlü oyuncu. Oradan sıkıntı yaşıyor. Yemezsin bir şey. Oradan yemezsin. Çünkü sağlam adam orada. O zaman öyle oyuncuya ihtiyacımız vardı. Rıdvan hazır değildi. Sakatlıktan çıkmıştı. Fizik gücü çok kötüydü. Ya Biz onları gördüğümüz için oyuncuyu koruyoruz. Ama bunu anlatamıyoruz. Ya dışarıda işte o niye oynamıyor? İşte bu niye oynamıyor? Kadro çıkartıyorsun. Vay efendim bu ikisi niye oynadı? Bu ikisi oynasaydı daha iyi olurdu. Tabii ki çünkü sen sonuca göre konuşuyorsun. Üç tane oyuncu sokuyorsun. Dört tane oyuncu sokuyorsun. Vay oyuncular verim vermedi. Vermedi. Çünkü senin düşündüğünü olmadığı için oyuncular verim vermiyor. Anlatabiliyor muyum yani? Bu tamamen Teknik direktör bir şey düşünür, plan yapar, oyuna oyuncu sokar. O oyuncu o planı uygularsa sen işler iyi gider. Ama oyuncular hazır değillerse oyuna girmeye veya orada psikolojik sorunları varsa, kafaları hazır değilse, beklentiye cevap vermiyorlarsa senin yaptığın hamleler yanlış olur dışarıdan. Bu çok normal. Ama plan başkadır. Ama karşılığını göremezsin. Karşılığını gördüğün zaman da şu olur. Ya hoca gördün mü? Of ne değişiklikler yaptım işte. Hoca bu işte falan. Ha, alakası yok. Alakası yok. Cissu, hocam. Beğeniyorum. İyi hoca. Ben çok sağlam karakterli adam belli yani. Duruşu muruşu hareketleri. Gayet karakterli düzgün bir adama benziyor. Fenerbahçe'de çok iyi gidiyor bence. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de. İyi bir pozisyon yakaladılar. Sizin bu seneki şampiyonluk Favoriniz kim? Yani sizce kim olur? Gözümünün? favori söylemek biraz zor. Bütün, Gönlünüzde bütün, hep Beşiktaş vardır da. Ya, ya bütün takımlar bence hedefte. Ben geçen gün de bir açıklama yaptım Milliyet Gazetesi'ne biliyorsun. Yani bugün bütün büyük takımlar hedefte. Şu şampiyon demek doğru değil. Neden? Çok erken. Araya daha bir aylık Dünya Kupası girecek. Orada herkes idman yapacak, güçlenecek, sakatlar düzelecek. İşte bazı takımlar çok geç oyuncu aldılar. Oyuncular hazır değil. Orada oyuncuları hazırlayacaklar. Bilemezsin onu. Ha, Ama Fenerbahçe çok iyi gidiyor şu anda. Bence yani büyükler arasında en iyi giden takım Fenerbahçe tabii şu anda. Geçen, ama bir puan fark baktığın zaman 3-4-5 puanlık farklar, 3 puanlık sistemde çok büyük bir fark değil. Haftaya Galatasaray 5 maçı var. Vallahi zor maç. Bence Kimin zor açısından maç. Zor, maç. zor maç? İkisi için de zor maç. Kolay maç olmaz o maç. Yani orada bir favori söylemek çok doğru olmaz bence. Zor maç ama. İkisi içinde yani şu şu kazanır diyemezsin mesela. Bence ortada bir maç. O günlük günlük performans çok belirleyici olur o gün. Günlük performans hmm. çok belirleyici olacak bence. Çünkü iki takımın da form durumlarına baktığın zaman çok böyle ağamsağım şeyler söyleyemezsin. O yüzden günlük performanslar orada devreye girecek. Okan Hoca'yı başarılı buluyor musunuz? İnşallah başarılı olur hocam. En azından kendi içimizden birisi Türk arkadaşımız bizim jenerasyondan bir hoca. Böyle hocaların her zaman başarılı olmasını istiyoruz ki gelen yeni jenerasyon hocalar da bir yerlere gelsinler, bir şeyler yapsınlar. Ee, iyi bir yerlere gelsinler. Çünkü biz yeni gelecek hocalar için de öncü insanlarız. Biz başarılı olmak zorundayız ki arkamızdan gelenler de devam ettirsin bunu. Doğru mu? İnşallah Okan hoca çok başarılı olur. Çok beyefendi. İşini de iyi yapan, doğru yapan ama başarılı ve başarısız takılmayın. Bu sene başarılı olamadı diyelim. Ya seneye olur. Bırakın yani şans verin insanlara. Çalışsınlar. Bir şeyleri yapmak için mücadele etsinler. Yani belki yani dediğim demin de söyledim. Dört tane büyük takım var. Öyle mi? Birisi şampiyon oluyor. E bir de Başakşehir girdi şimdi bunların içine. Başakşehir'de sana bir faal mı? Başakşehir'de bu grubun içinde. Onun da çok güçlü kadrosu var. Yani ilk Başakşehir bak yüzde yüzlük içinde bitirir ligi bu kadroyla. Yani birisi kesin dışarıda kalacak bu büyük takımlardan. Yüzde kalacak yani. Giren onlar içeriye. Burada işler iyi gitmeyebilir. Bazen oyunlar kötü olabilir. Bazen sonuçlar kötü olabilir. Ya biraz değer verelim. Biraz sabırlı olalım. Biz sabırlı değiliz. En büyük problem orada. Sabırlı olalım. Hocalarımıza değer verelim. Hocalarımıza güvenelim. Geçen seneki programda Tabii. evlenmek istediğiniz Herkesten söylediniz. Herkesden bahsetmiyorum bunları anlatırken. Öyle mi? Tabii. Mesela kimden? Her hocadan mi? bahsetmiyoruz. Bunlar belirli seviyede olan insanlardan bahsediyoruz. Özellikle bahsetmediğiniz bir hoca var mı? Yok. Geçen seneki programda evlenmek istediğinizi söylemiştiniz. Hiç hala evlenemedim biliyor musun? Geçen seneden beri. <laughs> Geçen sene o ağırlığı verdim programda üzerime. Hala tık yok. Ama nasıl Bir senedir hiç böyle bir planınız, böyle bir gelişmeye hayatınıza giren böyle biri hani evlenme planınız falan yok mu? Plan vardı dedik. Geçen sene söyledik. Plan hep var. Hocam bir senedir plan mı olur yani? O plan bir senedir varsa bir, bir senede hayatta geçer. Ben teknik direktörlük yapıyorum. Bizim planlar uzun vadeli oluyor. <laughs> teknik direktörlerin planları hep uzun olur. Hep ileri hep bir şeyi işareti Mayıs'ta görürsünüz şu <laughs> Ama Mayıs'a kadar kalalım burada. <laughs> <laughs> Seneye göreceksiniz esas siz şu takımı falan. Şey anlatsanıza ya. Göreceğiz bakalım önümüzdeki hafta ne olacağını. Ya yani orada aslında biraz... Onu gerçekten yani böyle bir inançla mı söylediniz yoksa bir o an böyle bir adrenalin yükselen insan yeh dersiniz yani. Yok. Şöyle söyleyeyim. Doğru bir konuşma değildi. Benim açımdan söyleyeyim. Doğru bir konuşma değildi öyle düşünüyorum. Ama çok sinirliydim. Çok sinirliydim. Neden sinirliydim? Şimdi Rize deplasmanına gittik. Sonra da Hatay'la oynayacağız içeride. Ve iki maç altı puan almamız gerekiyor. Tam zor pozisyondayız. Hatay'da da maçı bir gün önce oynamış. Onlar da kazandılar. Birini yendiler. Biz de ertesi gün önce zaten stresliyiz biz orada. Sıkıntılı maç. Zor deplasmana gidiyoruz, Oyuncumuz yok. İşte Gökhan falan oynuyor. Santrafor Gökhan Töre oynadık biz Rize'de mesela. Çok da iyi oynadı. Gökhan Töre'nin en iyi oynadığı maç oydu bize geldiğinden beri mesela. Şimdi o streste öyle şeyler duyunca sinirleniyoruz biz ben de normal adam değilim yani. Hani ben dedi de şey yok yani ben de, de durdurak olmaz yani bir şey olduğu zaman. Hani bir mevzu olduğu zaman böyle konuşma olduğu zaman ben kimseye eyvallah falan diyemem öyle yani. O konuşmayı yaptıktan sonra ben biraz onu üzerime alındım. Hani biraz üzerime alındım onu. Sanki hani diğer baktım ben çünkü diğer takımlar da maç oynadı. Şimdi rakiplerimizin de maçları var mesela. Onların rakip hocaları hiç böyle şeyler söylemiyorlar mesela. İşte haftaya Bununla oynayacağız ama işte kazanacağız biz falan. Hiç böyle şeyler söylemiyordur hocam. Yani şimdi onu oradan görünce biraz ben sinirlendim. O maçın üzerine de biraz tabii tepki gösterdi. Biraz tepkisel oldu o aslında. Ama yani sinirlilikle söylenmiş bir şeydi yani o. Ama ona oyuncu grubunun verdiği cevap da tepki de enteresan oldu. Demek ki bir duygu du birlikteliği de yakalamışsınız takımla ki. Yani, gol olup yağdı Beşiktaş ondan sonraki hafta. Artık ağzımdan çıkmış oldu bir kere ama ondan sonrası. Allah bilir yani. Takımı peki antrenmanı falan dediniz mi ya çocuklar yok, ben böyle yok. bir şey söyledim de yok. aman ha falan. Yok, yok hocam öyle şeyler söylenir mi oyunculara yani? Oyuncularla böyle şeyler konuşamazsınız. Bir defa oyuncuların çoğu yabancı. Senin Türk diliyle anlatacağın birçok şeyi anlamaz onlar. Anlatabiliyor muyum? Yani ha biz böyle dedik saldırın maldırın. Anlamaz yabancı oyuncular böyle şeylerden. Onlara en, en profesyonel şekilde nasıl yaklaşabilirsek biz öyle yaklaşıyoruz oyunculara. En profesyonel çerçevede yaklaşıyoruz. Bak sana bir şey anlatayım. Şimdi biz antrenmana çıkıyoruz yelekleri takıyoruz. Elimde benim iPad var. Şimdi bugün diyoruz ki bakıyoruz işte bugün antrenmanda eğer oyuncunun 8 kilometre koşması lazım diyoruz. Atletik antrenman var. 8 kilometre koşmak zorundasın. İşte şu kadar sprint atmak zorundasın. Şimdi o antrenman başlıyor. Aradan 40 dakika geçiyor. Hemen yabancılar geliyor iPad'e. Hocam ben kaç sprint attım ne kadar hepsini kontrol ediyorlar. Hepsi bilgililer hocam. Yanlış bir şey yaptıramazsın ona yani. Adam zaten profesyonel bir konuyla ilgili bilgi sahibi. Adama sen burada adam gelip baktığı zaman görüyor. Ben ne yapmışım, ne kadar koşmuşum, ne kadar sprint atmışım, ne kadar yüksek şiddetli koşu yapmışım. Hepsini kendi bak gelip kendileri bakıyorlar mesela iPad'e. Gelip kendileri kendilerini kontrol ediyorlar. Çok bilgililer bu konularda. Yani sen onlara yanlış bir şey yap. Yani sen onlara bugün 12 kilometre koşman lazım desen adamlar ki hocam ne diyorsun yani? Ne 12 kilometresi? Nereden çıktı bu? dersana sana adam. Yanlış bir şey yaptırırsan. Çünkü bilgi sahibiler konuyla bir sen antrenmandan önce oyunculara anlatıyoruz. Antrenman programını söylüyoruz, yapacağımız şeyleri söylüyoruz. Ekibimiz toplanıyor sabah 9.30-10'da ekibin toplantısı var. Murat Hoca ekibi topluyor, antrenman programını hazırlıyor. Sonra antrenman programı bana geliyor. Ben antrenman programını kontrol ediyorum. Bakıyorum değişmesi gereken bir şey varsa değiştiriyorum. Ya bu iş çocuk oyuncağı değil yani. Bu dışarıdan seni anlattığınız gibi falan değil bu iş yani. Yani sen yok. Diyorlar işte. Hoca sabah kaçta geliyor? Sana ne ya kaçta geldiğimden? Sana ne? Sen şey misin? Kulüp başkanı mısın? Veya benim şeyim misin sen? Yani benim hesap vereceğim bir insan değilsin ki sen. Sen işine bak. Takım sahada nasıl oynuyor? Takımın oyunsal anlamda güçlü mü? Takım bir oyun oynuyor mu? Mücadele ediyor mu? Ruhu nasıl? Ona bak yorumla. Hoca kaçta geliyorsa kaçta işe. Sana ne yani? Veya kaç ya bir ara şey diyorlar. Kaçta teyisten çıkıyor? Ya kardeşim ben bankada falan mı çalışıyorum? <gülüyor> <gülüyor> ya benim bir iş saatim mi var yani? Ya ben sabah 9 akşam 6 mı çalışıyorum? Ben yeri gelir sabah 9'da gelirim, öğlen 2'de çıkarım. Yeri gelir sabah 9'da gelirim, akşam 9'da çıkarım işim varsa. Ve bunların hesabını da vereceğim tek kişi var, o da kulüp başkanıdır. Sen değilsin yani. Yargılayıcı da sen değilsin. Seni ilgilendirmez bunlar. Ben zaten hesabı veririm. Hesabı veremediğim yerde zaten bırakırım giderim. Doğru mu? Yani bizim işinde maalesef karşılığı bu. Ya ben zaten şeyi diyorum, teknik direktörlüğün en büyük özelliği nedir biliyor musun? İşin şeyi, özü. Bırakmak hocam. Şampiyonluk yılında en çok katkı aldığı ve büyük beklentisi olup katkı alamadığı oyuncu kim? En büyük en büyük beklenti aldığımız oyuncu tartışması Larin. tartışması. Gezal değil yani. Yok hocam Larin. Ya Larin'den böyle bir oyuncu çıkacağı kimsenin aklına gelir miydi ya? Sezon başı bedavaya veriyorduk kimse almıyordu. Şimdi beni konuşturmasınlar yani. Bedava veriyorduk sezon başı. Git nereye gidersen git diyorduk. Adamı kimse almıyordu yani düşün. O oyuncudan biz böyle bir oyuncu ortaya çıkardık. 22 gol, 19 asistli falan bir oyuncu ortaya çıktı. Onu nasıl gördüm sana? Onu anlatayım mı Larin'in? Nereden o olay ortaya çıktı? Ben onu anlattım mı geçen Hayır. Karagümrük'le hazırlık maçı oynuyoruz. Ümraniye'de. Dedik ki ya şu Abu Bakar Santrafor oynuyor. Ya dedim şu da de solda oynatalım. Ya bir de orada deneyelim bunu yani. Madem bu Santrafor. Çünkü Larin arkası dönük oynayamıyor. Ya arkası dönük bazı oyuncular hiç oynayamaz. Larin de onlardan biri. Arkası dönük oynayamaz. Bunu kenara koyduk. Bunun bir 92 falan boyu var biliyorsun. Ya o gün bir oyun oynadı. Bir deparlar atıyor. Bir fuleli böyle. Arka direkte gol falan attı galiba hatırlıyorsam. <laughs> Dedim ki oyuncuyu bulduk. bulduk oyuncu işte. Ondan sonra başladık bunu solda oynatmaya. İşte arka direk Larin diyorlar ya. He, şunu anlatsan. Arka direk Larin. Hocam nasıl arka direk Larin olmuş bu? Kim yapmış? Nereden çıkmış bu? Niye bizden önce arka direklerin değildi de biz geldikten sonra arka direklerin oldu? Nasıl oldu bu? Demek ki emek veriyoruz öyle mi? Biz emek sarf ediyoruz yani müc mücadele ediyoruz, çalışıyoruz, savaşıyoruz orada. İşimizin başındayız. Öyle mi? Öyle öyle. Ar hadi arka direklerin ol sen. Kardeşim deyip de sahaya göndermiyoruz yani. Biz ona arka direk ismini koymadık yani sağa çıkarken. Sen artık arka direklerinsin ona göre. Öyle de öyle yapıp sahaya çıkarmadık adamı yani. Size bir soru soracağım. Hacı mi? Alex mi? Sergen Yalçın mı? Ya zor, zor şeyler bunlar ya. Zor sorular bunlar. Herkesin kendi ayrı karakteri var, ayrı oyunu var, ayrı bir futbol yeteneği var. Zamanında da bizde de konuşuyoruz, Tümer'le Sergen oynar mı? Ondan önce Şifo Mehmet'le Sergen oynar mı? Ya oynar kardeşim, oynar bir şey olmaz. Savunmayı düşünme hocam, hucumu düşün. Hocam Hacı mi Alex mi? Bilmiyorum. Hacı mi Alex mi? Ya ikisi de iyi oyuncu bence ya, çok yorum yapmıyorum. Hangisi? Yorum istemiyorum. Sizce hangisi? Bence ikisi de iyi oyuncu hocam. İkisi de hangisi daha faydalı oldu dersen ikisi de çok faydalı oldu abi. O Galatasaray'a çok faydalı oldu. Öbürü Fener'e çok faydalı hocam oldu. hocam yapma. Şimdi bu teknik direktör konuşmalarını yapmayın Allah aşkına. Ben size Sergen Yalçın olarak soruyorum. Demediniz mi çıkardım apoletleri TC kimlik numaram Sergen. Ya beni soruyorsan ben size soruyorum. Ben, Sizce hacım mı Alex mi? Ben kendimi bu kıyaslamanın içine koymuyorum bile zaten. Arkındayım koymadım. Ha, kendimi sokmuyorum yani. Öteki ikisinden bahsediyorsan bi bilmiyorum yani. İkisi de ya fena oyuncular değil ikisi yani bence. Yetenekli fena oyuncular. Mı? Nasıl dedi? Şöyle hocam, <laughs> oyuncular... hocam açıklama yapayım mı? Açıklama yapayım mı sana? Bu <laughs> oyuncular Türkiye'den önce nerede oynamışlar? Bir tanesi Brezilya'da, diğeri de Hacinin fena değil ama Barcelona falan. Ne önemli. oynamış? Hocam oynadı Hacı bayağı ya. ya hocam geldiğinde Hacı'yı tanıyan mı vardı ya? Kaç vardı kişi tanıyordu hocam yani? ya Hacı vardı. Hocam Türkiye'deki popülaritesi var mıydı? Va yoktu. Ondan bahsediyorum. Ama ya, ama bu da bir başarı değil mi hocam? Başarı tabii ya bak. Konuları ayıralım. Başarısızlıkla ilgili bir şey konuşmuyorum ben. Ama Galatasaray'ın o kadrosunda başarılı olacağım. O kadroda. Hmm. O kadroda. O tarihin belki de en iyi kadrosudur. O kadro. Yani Hacı ya Hacı'ya Galatasaray çok büyük şey kattı diyorsunuz siz. Yani aynen öyle diyorum ben. Cevap o kadronun meyvesi. Peki, Hacı mi Alex mi? Sergen Yalçın'a soruyorum. Yani politik cevap vermeyin ne olur. Sizce sizin oyuncu teknik adam olarak baktığınızda hangisi sizce daha büyük oyuncudur? Doğru cevap. Vallahi gerçekten söylüyorum zor cevap. Eğer bir tanesinin daha büyük oyuncu olduğunu söyler yani şey hissetsem söyleyeceğim. İnan söyleyeceğim ama sanki Hacı bir bir adım daha önde ya bence. Öyle Hacı, mi? Hacı bir adım önde gibi. Ama Alex'e çok başarılı hocam. Fenerbahçe'de neler yaptı tabii, yani. Tabii tabii. Efsane. Çok, e şimdi, çok büyük oyuncu. E onu da şimdi sen başarısız, o hani ondan daha büyük oyuncu diye... Onu kastetmedim. O bizim, benim haddim değil. ben şimdi Çok büyük isimler bunlar. Camialara mal olmuş tabii, isimler. Tabii. Ben asla öyle bir kıyaslamayı çizmiyorum. Size konu. göre hangisi daha büyük oyuncu diye size şans. Bunu bu arada ben Arda Turan'a sordum, Emre Belazoğlu'na. Bu yayında herkese sordum. İkisi de büyük bu oyuncu. Ben, kıy ben kıyaslamaya girmem zaten normal. Bu arada Galatasaraylılara bir haber vereyim. Bu sezon içerisinde az önce konuştuğumda Hacı'yı da konuk edeceğiz. Dönüşüyoruz, konuşuyoruz. İnşallah sezon içerisinde o büyük efsaneyi de burada konuk edeceğiz. Hayırlısı olsun. Fatih Terim belgeselini seyrettiniz mi? Yok, çok se seyredemedim. Henüz seyredemedim yani seyredeceğim. Ee, konuştum orada ben de varım. Evet. O yüzden sordum. Varım varım evet, konuştum. Program belgeselde konuşup belgeseli seyretmediniz zaman. Yok. Çok iyi tebrik ediyorum sizi. <laughs> Ee, program bitti hocam. Ben benim soracağım ben, daha bi, sonra. Ben bitsin artık bence. Evet. Ben gerçekten sabah karşı falan bitti. Artık başka konulara <laughs> gireceğiz bundan sonra artık. Futbolun dışına çıkacağız. İşte akşam ne yapalım? <gülüyor> akşam, <gülüyor> akşam neredesin? Nereye gidelim? Nerede yemek yiyelim falan geçeceğiz. Şimdi herkesin size sorduğu soru aynı. Sergen Yalçın'ın bundan sonraki kariyer planlamasında önünde ne var? Ha bu arada Hasan'ı unutmayalım ya. Hasan'ı. Berberimiz. Hasan ha. mesajlar atıp duruyor burada bize. İk bugün iki, aynı kuaföre gidiyoruz. Evet. İkimizi de aynı adam tarafı gidiyor. İkimizi ediyor. de bugün Hasan iki, kesiyor. De evet Hasan, Hasan, Hasan da çok iyi Beşiktaş'tır bu evet, arada. Hasan'a da buradan evet. Hasan a çok Hasan'a selam der. söylüyoruz. Mesaj atıyor. Kendisine söz verdim. Buradan şey yapacağız diye. Çok emeği de var üstümüzde. Sağ olsun var olsun. Evet, üstümüzde emeği olduğu doğru yani. Tabi işte bu hocam üstümüzde emek bu yani. Ama az emek değil bu yani. Zanaat. Son olarak bundan sonra herkes sizin ne yapacağınızı merak ediyor. Kafanızda mi? nasıl bir planlama Şöyle, var? Ya, nasıl bir kariyer planlaması hemen var? Hemen söyleyeyim. Hemen ee, söyleyeyim, Bu hemen. sezonu böyle dinlenerek mi geçireceksiniz? Çünkü şimdi bizim işimizde bizim işimizde zaten dinlenmek çok doğal bir şey. Çalışmadığın zaman dinleniyorsun. Ama önümüze eğer iyi bir proje gelirse, yani çalışabileceğimize, inandığımız, başarılı olabileceğimize inandığımız bir proje gelirse tabii ki çalışmak istiyoruz. Ama çalışmış olmak için de çalışmak istemiyoruz. Şey bir artık biraz daha şey küçültüyor mu seçenekleri? Tabii Şimdi, seçenekler küçültüyor. Yani çok... şampiyonluk tabii, ya tabii, Beşiktaş'ta tabii. büyük bir camiada hatta 3 kupa birden aldınız yani. Evet. Bundan sonrası biraz daha artık sizin için şey sıklaşıyor mu? Yani, ya, yani beğenmek ne bileyim tabii tercihlerde tabii. daha seçici oluyorsunuz. Ya zaten. Öyle söyle, demeyelim ama tabii ki e, çok seçici davranmak zorundayız artık. Yani çalışmış olmak için çalışamayız. Eskiden mesela biz hep küme düşmede oynayan takımları en can alıcı yerlerde alıp orada çok büyük başarılar biz elde ettik. Bunlar görünmedi ama ben bu bizim benim iş ahlakımı, mesleğimi atıyorum iş disiplinimi yargılayan bilerek bu haberleri yapan arkadaşlara şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Bunu yapan itibarsızlaştırmaya çalışan arkadaşlara şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Benim Anadolu'da aldığım takımları nerede aldığıma nerede bıraktığıma, ne oynattığıma bir bakın. Ve çok öğrenmek istiyorsanız da Anadolu'da çalıştığım takımları, bak Beşiktaş, Beşiktaş'tan bahsetmiyorum. Konya, Alanya, Sivas, Kayseri, Malatya çalıştım. arayın bir sorun. Öğrenin. Deyin ki hocanın çalışma sistemi nasıl? Hoca nasıl çalışıyor? Hocanın ekibi nasıl çalışıyor? Hocanın iş ahlakı nasıl? Ekibi nasıl? Sorun öğrenin. Ondan sonra televizyonda konuşun. Böyle asparagas haberlerde yapmayın bir daha. Program bitti hocam. Teşekkür ediyoruz o zaman. Ben çok teşekkür ediyorum. Seneye mi görüşeceğiz? Önümüzdeki sene yine Sergen Yalçın'la... Allah ömür verir. seneye görüşürüz evet. inşallah. Seneye evlenir misiniz sizce? ne Sen, zannetmiyorum. Hocam <laughs> ben evlenmiyorsun zaten. Abi üst seyedir programa çıkıyoruz hala bir şey yok. <laughs> Dördüncü sene, sene niye olsun? <laughs> Önümüzdeki sene çıkmasanız ben. Eğer bundan sonra ben bir hayır işini bozmak istemem yani. Valla görünen bir hayır yok. Seneye inşallah. Evlenirsem karımla geleceğim programa. Aa, ne güzel olur. Çok mutlu evet. oluruz valla. Onur duyarız ağırlamakta. İnşallah yani. bakalım. Kısmet belli olmaz. Ya Olmayan eşinize dair şu anda gerçekten <laughs> programda da ağırlayacağımız ya, Bizim var. işimiz teknik direkt Biz planlama yaparız. <laughs> anladım, anladım. Çok teşekkür ediyorum. Ben gerçekten. teşekkür ediyorum. Siz hiç konuşmuyorsunuz. Bir, bir kusurumuz olduysa affola. Estağfurullah. Tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte biz yine buradayız. Hoşçakalın. telefonları için mucize batarya deji az önce konuştuğumuz sundu